Şimdi rüyalar alanında önce bildiklerimizi bir unutalım. Oradaki insanların yazılımlarıyla günümüz insanların rüya yazılımları çok farklı. Bizim rüyalarımız hacklenmiş vaziyette. Her rüyanın içerisinde gizlenmiş bir şifre vardır. Fakat siz bunu anlamazsınız. Ben kader boyutunda, bakın piyasa dilini söylüyorum size. Rüyayla kaderin ilişkisini de sorayım bu arada. Rüyayla kaderin ilişkisi var mı? Bu batın ilimler, batıdan gelen ilimler ya da hepsi metafizik varlık enerjileri arkadaşlar. Rüyalar tersine çıkar ne demek? Neden böyle demiş büyüklerimiz? Rüya diye anladığımız şeyin aslında nasıl müdahale edildiğini, nasıl onlarla konuşulduğunu anlıyor muyuz? Bunlar yaşanmış olaylar. Herkese akşamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rüyalar ve sırları, alt tire sırları hesabıyla Gülşen Karagöz bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Beyza Hanım. Sizinle program yapmak ilk programımız olacak. Çok da heyecanlıyım. Kamera arkasında konuşmuştuk. Neden rüyaları anlatıyoruz? Aslında nedir? Neyi yanlış biliniyor? İnsanlar ne konuda yanlış biliniyor? Programı açmadan önce çok güzel bir şey söylediniz. Misal alemi var. Bu aleme ait gerçeklikler var. Ama bizler ne kadarını anlıyoruz ya da ne kadarını doğru, ne kadarını yanlış biliyoruz? Bugün inşallah bunları konuşmak üzere ben de bu programa katıldım. Allah'ın izniyle başlayalım diyelim o zaman. Şimdi bu arada rüyalarınızı yazıyorsunuz. Ben gerçekten tedirgin oluyorum dediğim gibi. Şimdi Gülşen Hoca'ya da soracağım. Rüya yorumlamak, benim bildiğim rüya anlatılmaz ya da herkese anlatılmaz. Çünkü söz vücut bulur diye biliriz. Bu düsturla büyüdük, bu öğretiyle büyüdük. Gülşen Hanım'a da soracağım. Rüyalar niyete dönüşebilir mi? Bu da çok önemli bir bizim konu başlıklarımızdan birisi, benim merak ettiklerimizden birisi. O yüzden yazdığımız anda ya da yazdığımızı, söylediğimizi, gördüğümüzü yorumladığımız anda bu niyete dönüşebilir mi? Bunun çok büyük sorumluluğu var. O yüzden sizin gördüğünüz rüyaları görmesinler diye ben şimdilik müsaadenizle yorumları kapatıyorum sevgili dostlarım, can dostlarım. Siz lütfen mesaj olarak atınız, ben Gülşen Hoca'ya ileteceğim, tamam mı? Şöyle hem yayını da yavaşlatmasın diye bir süre kapatıyoruz yorumları. Rüyaları daha önce görüştüğümüz gibi gerçekten çok büyük sorumluluğu var konuşmanın. Önce ben sizin ilminize göre, araştırmalarınıza göre sorayım Gülşen Hanım. Evrensel bir enerjiden, evren deyince lütfen kavram karmaşası olmasın. Bununla ilgili Gülşen Hanım da bir görüşü var çünkü saygı duyduğum. O yüzden ben genellemek, bütünleştirmek için hani dedim ya, bugün sabah UFO olayı olduğunda bile birçok DM'de görülen rüya var farklı dostlarımızın ve birbiriyle o kadar benzeşiyor ki ben bununla toplumsal bunu okurken bile dedim ki bir iletişim var şüphesiz. Var toplumsal rüya. Allah'a ekber dedim ve şaşırdım. O yüzden şöyle evrensel bir enerjiden bahsetmek mümkün mü rüyalarımıza kadar, o ekrana yansıyan diye sorarak başlayayım. Buyurunuz. Şimdi rüyalar alanında önce bildiklerimizi bir unutalım. Bize anlatılanları bir unutalım. Peki ben yeni bir şey mi getiriyorum? Hayır, yeni bir şey getirmiyorum. Aslında geçmişten günümüze, Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar bütün kadim kitaplarda, kadim inanışlarda anlatılmak istenen Tevrat, İncil, Zebur dahil bütün inanışlarda kadim olan temelleri yakaladım ve onu anlatıyorum zaten. Rüya, herkesin kendi rüyası kendisine hastır, mizacıdır ve bir yazılımdır arkadaşlar. Bir de toplumların, aslında bu kader ilmiyle de çok bağlantılı, toplumların ortak rüyaları vardır. Nasıl ortak örflerimiz, ortak adetlerimiz, geleneklerimiz var, inanışlarımız. O toplumun kültürü kendisine hastır. O toplumda yaşayan insanlar ortak bir dil geliştirmiştir aslında. Ortak bir inanış. Değil mi? Hep böyledir aslında. Ne bileyim, bir toplumda işte sakız çiğnemek çok ayıptır mesela. Bacak bacak üstüne atmak ayıptır. Bunlar benimsenmiş kültürdür aslında. İşte bunlar bizlerin mizacı bir yazılımıdır. Yani ruhsal olarak, fizyolojik olarak inandığımız değerler, insan olarak. Dolayısıyla bağlı olduğumuz toplumun kendi içerisindeki kaderi her ne ise.
inanışı her neyse bizi de doğrudan etkiliyor rüyalarımızı toplumsal rüya olarak. Peki rüya nedir? Rüya şudur. Evrende, kainatta, alemde, duygu, düşünce, artık inanış, oluş, varoluş, olmuş ya da olacak, gelecek ya da düşünülecek, daha düşünülmemiş, düşünülecek. Bu değerlerin, bu olguların adına her ne verirseniz hepsinin toplamıdır rüya aslında. Hepsi dahildir. Yani demek ki bütün ilimleri içine kapsayan bir ilimdir. Kur'an-ı Kerim'de boşuna anlatılmamıştır. Yusuf Aleyhisselam'la anlatılmıştır. Fakat Adem Aleyhisselam'la günümüze gelen bütün peygamberler, evliyalar, alimler bu ilmi bilmektedir. Bırakın alimleri, insanlardan da rüyalar. Biz niye rüya görüyoruz ya? Alim gelsin, evliya gelsin, yorsun değil mi? Bu mesaj bize veriliyor. Bize bir şey anlatılıyor. Kendimizle ilgili bir veri, çevremizle ilgili bir veri, üzüntülerimizle ilgili bir veri, olmuşlar, olacaklar. Ama bu yazılımları doğru okuyamıyoruz. Peki, geçmişten günümüze rüyalar dediğimiz zaman, üçüncü kitabımın çalışması ne değişti? Geçmiş rüyaları, kaynakları araştırdım. İmam Nablusi'den, Zebur'dan, Tevrat'tan vesaire şunu gördüm. Oradaki insanların yazılımlarıyla günümüz insanların rüya yazılımları çok farklı. Bizim rüyalarımız hacklenmiş vaziyette. Çok ilginç değil mi? Konunun içerisinde bunu anlatacağım. Peki neden? Biz rüya yorumlarken... Biz derken mesela bu çağın insanları mı, bu topraklardaki mi, biz diye kastettiğiniz hangi topluluk? Ahir zaman insanı. Çünkü rüya repliklerini kıyaslıyorum, bakıyorum o toplumun kökenini, ne zaman niye yaşamış, o toplumda neye yetişmiş, hangi gıtlık olmuş, onlara bile bakıyorum rüya kökeninde mesela. Ve günümüz insanına bakıyorum. Aman yarabbi, yani o kadar çok az ki bu sahih dediğimiz rüya olayı, içine o kadar hacklenmeler var ki, o kadar karışımlar var ki, sohbetin ilerleyen kısmında da bunu anlatacağız. Zaten ben bunları bildikçe, gördükçe ve analiz ile yapıyoruz. Bakın rüya analiz ile. Ne dedik? İnsani değerdir, kainattan, evrenden, her şeyin bir verisidir ya rüya. O insana ait ve çevresine ait, biyolojisi, fizyolojisi, bulunduğu değerler her neyse hepsini bir bütün olarak alıp yorumlamamız gerekiyor. Hastalıklarına kadar. Böyle rüya yorumlanır. Dolayısıyla rüya ilminde demek ki bizlere anlatılan işte sembol, işte çiçek gördüm, kumut gördüm. Aslında alimler bunu örnek teşkil etsin diye anlatmışlar. Bu bir örnektir. Bu şekilde yorumlanabilir. Falanca toplumdaki alim bu şekilde yorumlamış. Filanca rüyada aslan görmek şu demiş. Falanca da kurt, köpek, kuduz salgını olan bir toplumda görülen köpek rüyasında ölümü insanlar eşleştirmiş zihinlerinde. Ne zaman bir köpek görse ölümcül hastalık demekmiş. Bunlar örnek için anlatılmış. Ama bizler ilmi bırakmışız, fikri almışız her zamanki gibi. Ve bu taktikler üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Aslında benim rüya ilminde, yani ben bu yolculukla çıkarken çok daha enteresan bir şey gördüm. Allah'ın izniyle ben rüyaları şöyle bir veridir demiştim ya insanlarla ilgili. Şimdi rüya hacklendi, değişti, dönüştü konusuna bağlayacak olursak, insanların yaptığı çalışmalar, girdikleri bu piyasadaki ilimler vesaire, konuyu tabii ilerledikçe buna bağlayacağız. Bu insanların çeşitli analizler yaptım. Reiki, kuantum, enerji, theta healing, access bars. Bunların gördükleri rüyalar. Bunlardan mizaçlar çıkardım. Ve bunların ne kadar nasıl hacklendiğini, nasıl dönüştürüldüğünü, nasıl insanların zihniyle, daha dolayısıyla şuurlarıyla, kendi insanlık değerleriyle, inanışlarla nasıl oynanıldığına şahit olun. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Hani başka bırakın rüyaları reklam karışıyor. Efendim? Enerjiler mi karışıyor? Şimdi işte tam sizin sorunuzu cevaplayacağız. Enerjiler, frekanslar olarak. Çünkü biz rüya ilmi bütün ilimleri içine alan bir ilimdir. Yani biz bu ilmi bilirken benim frekansı da bilmem gerekiyor. Bir hoca bir çalışma yapıyorsa o çalışmanın içeriğini de bilmem gerekiyor. Yani insanların yaptığı neyse analiz yaptığımız için Theta Healing'çi ise o Theta Healing'de ne yapmış? Hangi ritüelleri yapmış? İşte bir makineden mi frekans almış, bir ritüelden mi rakamları mı tekrarlamış, bunlara bakıyoruz. Öyle inanılmaz şeyler çıkıyor ki. Niye rüyasında belli bir kodlarla, belli bir aralıklarla aynı şeyleri görüyor? Yaptığı çalışmayla niye hacklenmiş? Ve bu insanın şuurunda aslında rüya bir semboldür, resim bir semboldür ya hani.
Aslında hayal ekranımıza düşen her şey rüyaların konusuna girer. İkinci kitabımızda bunu söyledik. Demek ki hayal ekranı bir rüya ilminin tabiri. Yani tabire muhtaç. Çok enteresan. Demek ki resim, yani şeytani ve rahmani yerden bir vahiy gibi alıyoruz değil mi? Bilgi alıyoruz aslında. Bir iç ses gibi alıyoruz bunları. Ses mi? Kim insanlar Şey, telefon gelmedi değil mi şu anda? Yok yok gelmedi. Tamam. İnsan bir boğulma olmuş rahmani sesle. İnsan bir taraftan alıcı ve vericidir aynı zamanda. Şimdi bu alıcı ve verici konumunda insan bir resim çizdiği zaman bu vahyettiği sembol çizer aslında. Sembolik şeylerdir ve bu bir kimsenin rüyasıdır aslında. Bir kimsenin duygusudur. Tıpkı rüyalardaki gibi bunları araştırdım. Ressamların çizdiği resimleri takip ettim. Tıpkı rüyalardaki gibi. Benim gördüğüm bir rüyayı bir ressam çizmişti mesela. Hatta birkaç rüya ya da bana anlatılan rüyaları bunları yakaladım. Demek ki o zaman sembol alemiydi. Biz kurgu alemi diyoruz aslında bunu. Sembolü kurguya, kurguyu kişiye göre yorumlamamız gerekir bir rüya tabirinde. Aslında bir resim yorumculuğudur. Sembol yorumculuğu buradan deniliyor. O zaman resimlerin de burada, yani sembol dillerinin evet bir manası var, evet bir anlamı var. Ama nasıl anlayacağız bunu? Rahmani taraftan da var, şeytani taraftan da var. Sürekli alışveriş içerisinde ve de insanın kendi bilinçaltı yazılımı var. Bunlara verdiği anlam var. Yani çok karışık bir şey gibi görünüyor, aslında denklem gibi görünüyor. Ama sohbetimizin içerisinde aslında yavaş yavaş bunların çok karışık olmadığını, çok basit püf noktalarla ayrılabildiğini, çok kolay bir tabir, yani tabir ve tevil vardır. Tabir zan ile yapılır, tevil sağlama ile yapılır. Ben rüyaların sağlamasını alıyorum, bir rüya görüyorum, bekliyorum. Mesela rüya zinciri dediğimiz bir olay var. Asla bir rüyayı bir kere de yorumlamayız, bekleyeceğiz. O rüyanın devamı gelir. İkinci, üçüncü, o yazılım. Aynı kişiyi görüyorsun. İşte devlet başkanını görüyorum. Bir gördün, iki gördün, üç gördün. Üçüncüde artık haberlere bakıyorum. Aa, hepsi haberciymiş. Devlet başkanının biri bir şey yapıyor falan. Gerçekte yapmış. Gerçekte öyle bir şey olmuş. Ama benim rüyamda kurgudan sanki ben yaşıyorum. Ben bir tarafa koşuyorum. İşte bir fırtına kopuyor. O fırtınada savaşlar, askerler, bir şeyler var ama içimizdeki insanlar bize saldırıyor. Aa, bakıyorum ne? Ülkemiz içinde olanlar ama bize ait olmayanlar. Duyuyorum haberlerde. O kadar şey ki. Ama bunun nasıl çıkardı? Şimdi Mevlana Hazretlerinin bir sözü vardı. Diyordu ki, her rüyanın içerisinde gizlenmiş bir şifre vardır. Fakat siz bunu anlamazsınız. Şimdi her rüyada mı ya dedim. Yani her rüyada mı? Bilinçaltı rüyasında mı? Baktım, inceledim. İşte 7 yıla yakın bir süredir de araştırma yapıyorum. Kimi zaman ruhsal durumumuzdan, duygularımızdan, kimi zaman bedensel hastalıklarımızdan, kimi zaman geçmişimizden, kimi zaman geleceğimizden, kimi zaman bu ikisi, yani bu üç şık arasında, şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, yani kimi zaman yaşamış olduğumuz şeylerden, yaşayacak olduklarımızdan. Evet, bunlardan haber veriyor. İkisinden. Geçmiş ve şimdiki zaman. Gelecek ve şimdiki zaman. İlgilendirebiliyor. Ya da Beyza Hanım'ın bir duygusu, bir düşüncesi benim rüyama kurgu olarak geliyor. Ya da bir zaman ertesi gün mesela bir rüya, rüya araştırmacısı olduğum için kendimi araştırıyorum. İşte rüyamda çocuğun sırtını yepeliyorum böyle. İşte çocuğun boğazında bir şey var. Ya bu nereden geldi dedim şimdi. Ya işte tam işte her rüyanın bir anlamı var. O ne şimdi? Hiç aklımda yok. Ertesi gün arkadaşla telefonla konuşuyoruz. İşte çocuğun boğazına bir şey kaçmıştı. Ben de böyle kurtarmıştım diyorum. Sonra birden aklıma rüya geldi. Ona eğmiştim diyorum, sırtına vurmuştum falan diyorum. Bu şekilde yapılır diye. Aslında bir gün sonra göreceğim diye anlatacağım şeyi bir gün önce rüyamda görmüş oluyorum. İnsanlar diyorlar ki işte biz böyle rüya görüyoruz falan. Bu çok normal. Aslında insanların böyle rüya görmesi lazım diyorum zaten. Epifiz bezi açıksa, bir insanda empati yeteneği yüksekse, temiz niyetliyse bunlar çok normal. Ama bunlara bir takım misyonlar yüklediğimizde işte sıkıntılar orada başlıyor. Yani enerjiler. Şimdi bu tarafı anlatalım o zaman. Evet. Enerji işte ne diyoruz? Makro evren, enerji dolu her şey. Mikro kozmos, işte insan bunun bir parçası. İnsanda bir enerji, küçük alem.
aslında alemde ne varsa, insanda, insanda ne varsa alemde, bunlar aslında bildiğimiz şeyler. Düşünce bir frekans ki ben rüyada görüyorum, değil mi? Bir ölmüş annenin mesela diyor ki işte annem rüyamda bunu gördüm. İşte bana dedi ki işte şurada şu ceketin cebinde bir şey var dedi. Gittim baktım var. Annen konuşmuyor dedim seninle. Bunu bil birincisi. İkincisi. Ölmüşlerle konuşmayı da sormuşlardı zaten. Tam tevafuk oldu. Dikkatle dinleyelim. Çok konu var. Şu anda piyasanın ilimlerini bertaraf edecek bilgiler var elimde. Yani bu batınları yıkacak çok güçlü deliller var elimde. 7 yıllık çalışma Mehmet Ali Bulut hocamın da onay verdiği, rahmetli Doktor Arif Arslan'ın da onay verdiği. Dur kendimin de yapsın. Mehmet Ali hocama da selam olsun. Allah uzun ömürler versin inşallah. İnşallah. Amin. Çok seviyorum kendisini de buradan selam olsun. Yani aklı selim hocalarımızdan kalan böyle son hocalar yani. Ölü dedik rüyada. Bir hanımefendinin gene bir hikayesiyle anlatayım. Bu örneği de bağdaştırmış olayım. Dedi ki benim dedi eşim dedi beni dedi çok severdi. Anlattı yurt dışında hanımefendi eşiyle yaşıyor. Eşi Türkiye'de o vakitler. Yalnız eşinin yanına gidene kadar eşi kalp krizi geçiriyor ölüyor. Ani bir ölüm. Hayatı boyunca da çok sevmişler birbirlerini. Bu ani ölümü de kabul edememiş. Fakat şöyle bir şey var. Sürekli eşi rüyasına giriyor. Diyor ki ya anlatıyor güzel rüya, salih rüya. Sonra ama ben dinliyorum. İlk başta sadece dinlerim. Kişiyi analiz yapıyorum. Hiçbir yorum yapmam. Bütüncül olarak dinlemem gerekiyor. Rüyaları sırası sırasına ve yaşadıklarını o anda. Ondan sonra diyor ki ya diyor benim diyor adam diyor beni de diyor çok severdi diyor. Şununla konuşma dediydi diyor. Ben de diyor konuştum diyor. Sonra bana diyor dedi diyor ağlama Leyla ile konuşma. Leyla da arkadaşım biraz alkol içiyordu diyor. Nereden bildi diyor bunun olacağını. Dedim ki dur. Bak dedim, şimdi dedim Müslüman dini bütün bir kadınsın ama şimdi hani benim adam beni yalnız bırakmıyor artık diyor. Dedim şu dakikadan sonra şirke düşmek üzeresin. Nasıl yani dedi. Ama dedi bu rüya dedi, ben dedi gördüm dedi, öleceğini de gördüm dedi. O rüya sahihti dedim bak, rüya sıralaması alıyorum. İşte tren var bir tane, trenin arkasından eşi gidiyor, yakalamaya çalışıyor, yakalayamıyor. Tipik hani şey rüyalarından. Vefat rüyası ya da ölü gelir senden bir şey alır ama biz rüyaları genellemeyiz. Hacklenebildiği için bu onun mizacına göre sahih bir rüyaydı. Zaten sağlamasını alıyoruz. Vefat etmiş o vakit eşi de. Bu sahih bir rüyadır diyoruz. Ne diyorduk? Bismillahirrahmanirrahim. Gelecekelim. Eşim bana geldi. Bana sürekli haber veriyor. Dedim burada şirke düşmek üzeresin. Ama dedi nasıl yani biliyor benimle konuşuyor. Hayır dedim bak Allah'ın dedim Kur'an'da dedim ayetleri. Bütün arkadaşlar ilimlerin göbek bağı. Yani ne kadar ilim biliyorsanız bu ilimlerin sadık, sahih olması için makbul olan ilimler olması için göbek bağının Kur'an olması lazım. Ehl-i sünnet olması lazım. İster Müslümansın ondan mı? Hayır ilahi sistemin, ilahi kaderin kainatın bütün alem şifresi orada var. İster inan ister inanma. Onu anlatırım. Ben sana her türlü ispatlarım. Çünkü rüya ilmini bilmek için kader ilmini de bilmek zorundayız. Hı hı. Kaderin yazılımını da bilmek zorundayız. Onların kökleri inceleyin. Bir kul hakkı mesela değil mi? Eş rızasız bir iş yapın. Bakalım o işten muvaffak olabiliyor musunuz? Kur'an'da var bunun şeyi. Olamazsın. Bu işi yarın yapacağım ne? Yapabiliyor musun? Yapamazsın. Yarın Beyza Arkan'a çıkacağım. Çıkamazsın. Allah'ın izniyle demedikten sonra o işe mani gire. Bak ilahi yazılım. Allah Kur'an'da söylüyor. Hayattan tatbik ediyoruz. Demek ki bu doğru mudur? Hakikat midir? Allah'ın izniyle hakikattir. Her türlü ispatlanabilir. O zaman bütün ilimlerin göbek bağını önce Kur'an'a bağlayacağız. Kur'an'da ne diyor? Ölülerle dirilerin, yani Allah'ın bir konuşması var. İşte şehit ölüyor. Yasin-i Şerif suresindeydi. Yanlış hatırlamıyorum. Onun bir ayetinde geçiyor. Allah'ım diyor beni geri gönderdi. Ben onlara diyor söyleyeyim bana verdiğin nimetler üzülmesin. Hayır diyorlar. Hani senin orayla işin kesildi. Sonra bir kafirin konuşması var. Allah bana bir daha şans ver de ben gideyim de iyi ameller işleyip öyle geleyim. Senin için sana mühlet verildi. Senin süren doldu. Hani ona da gidemezsin dedi. Peki bu konuşma ne oluyor? Bu konuşma Allah'ın izni ile rüyalarda nida buluyor. Yani Allah sana okulu sevdiğin için rüyada nida veriyor. Yazılım şeklinde seni mutlu etmek için bir simülasyon veriyor. Mesela bir vefat
var arkadaşımın. Bana anlattılar, geldiler. Aile 3 gün boyunca ailenin tüm bireyleri ölen gencin dizlerini vurduğunu görüyor. Dizlerinin ağrıdığını, kurtarın beni. Dedim ki gidin. Tüylerim de diken diken oldu. Ayak ucunu mezarına biraz eşin bakayım, bir şey var mı? Büyü buldular. Oh. Hep her defasında tüylerim diken diken oluyor. Ya alevler var, anne baba beni kurtar. Anne baba bacaklarım çok ağrıyor. Sürekli rüyada böyle. Şimdi o ölü gelip seninle konuşmaz diyorum. Öyle değil ama onun ahvalini, onun girdiği sıkıntıyı Allah sana rüyada simile eder. Simülasyon, holografik alemde sana onu nida eder. Demek ki rüya ilmi boş, başı boş değil. Zaten Kur'an'da diyor, hiçbiriniz başı boş değilsiniz diyor. Öyle olduğunuzu mu zannedersiniz diyor. Hiçbir şey başı boş değil. Ama hak edişler var, eklenmeler var. Onu da anlatacağım. O hacklenme nasıl çözülüyor, o simülasyon nasıl yıkılıyor, ondan da bahsedeceğiz inşallah. Demek ki çok, yani ben böyle ilk defa hani anlatınca arkadaşlar önce bir hadi diyorlar, sonra şaşırıyorlar kendi rüyalarından da anlatınca. Ya da böyle piyasadaki ilimleri yapmış insanlar anlatıyor, geliyor. İşte belli bir kafayla geliyorlar zaten. Sonra ben diyorum ki sen diyorum ritüel yapmışsın, sen şunu yapmışsın, nereden bildin? Ben bilmiyorum, rüya söylüyor, rüyada bir yazılım var. O şekilde geliyor. Çünkü rüyan hacklenmiş senin, sürekli artık beynin oynatılıyor, şuurun kaydırılmaya çalışılıyor. Çünkü simülasyon ne demiştik? Bilinçaltı aslında oynama şeklidir. Rüya çok güzel, rüyaya girdiğin zaman bir insanla çok güzel oynarsın. Ve bunu şu anda, yani bu küresel işte şeytani sistem, gerçek hayatta, realde ne yapmaya çalışıyorlarsa sanalda da bunu, aslında sanalda yapılanı reale taşımaya saç pazarlama için bu sistemin cihazı geliştirildi, rüyalara müdahale cihazı. Ben de bununla ilgili hem televizyonda hem sosyal medyada yayınlar yapmıştım. Bu gerçekten rüyalara müdahale diye biz başlık koyduk. Demek ki bu yapılabiliyor bu cihazla. Bunu satış pazarlama için kullanmak üzere bunu geliştirdiler. O yüzden çok doğru bir yerde gerçekten vurgu yaptınız. Hakan Yedican hocamızın frekans cihazı var. Evet. Nur Hanım var, onun asistanı. Kendisiyle görüşüyorum. Selamlar kendilerine. Evet, onlar da bizi izliyor olabilirler. Onların da şöyle bir şeyi var. Şimdi Hakan Hoca'nın elinde frekans cihazı var ama ben bu frekanslarla mesela Amerika'da olan bir bayan arkadaşımla da konuştum. Hani Türkiye'ye böyle en kötüsünü, yani en böyle uydurukluda olanları da satmışlar. Onların elindekiler daha yüksek değerde frekanslar. Yani ilk teknolojileri bize veriyorlar. Kendileri daha üstün teknolojide olanları kullanıyorlar aslında. İşte bu piyasada olan birçok tedaviyle kullanılan şeylerin de hatalı sonuçlar. Kendim bizzat denedim çünkü. Hatalı sonuçlar verdiğini gördüm. Ve benim için önemli olan, ben analistim. Ben her şeyi analiz edeceğim. Kim ne yapıyor, nasıl yapıyor, nasıl etki görmüş vesaire. Şimdi Hakan Hocam'daki çok enteresan bir şey var. Mesela gamma, beta, delta, beynin dalgalarına göre frekanslar veriyor. Ve bu frekansları alan kişiler benzer rüyalar görüyor. Aynı odada bulunuyor. Hı-hı. Aynı odada bulunan insanlar benzer rüyalar görüyor. Ama bu neden? Yani şimdi 5G, 6G vesaire evet. Var. Aynı frekans, aynı dozda, aynı anda, aynı ortamda vermek. Bakın bunların da şeyleri var. Yani bunun yapılabilirliğinde bir özel var. Ve bunun altyapısında insanın şuurunu bozmak lazım. İnanışlarını, değerlerini, altlarını boşaltmak lazım. Tek bir inanışa, tek bir bilince getirdiğiniz zaman başarılı olabilirsiniz. Bu şu anda zaten yapılıyor. Yani rüyalar yönlendiriliyor. Yönlendiriliyor ve şu anda asıl yapılmak istediği, insana iki türlü saldırı var. Bir, metafizik boyuttan inanılmaz derecede hackleme var. İnanılmaz artık bu tılsımlarla, büyülerle. İşte bu hangi dinin insanı olursa olsun. İslamiyet'te daha çok var. Ama bu İslam'ın içerisine sızdırılmış bir takım hurafe, batın ilimler. Artık adını her neyse, hepsi. Kısaca hepsi. Yani hak olan bir bilgi var. Şimdi bir psikoanaliz yapıyoruz biz. Rüyada da yapılır bu. Rüya öncesi bir kişinin bilincine bir hastalığı, şizofrenik durumu bir bakarsın önce. Yani metafizikte de böyle olması lazımdır. İşte ben diyorum her zaman, benim burada bir tane nodül var mesela. Ümit Aktaş Hoca'ya
gittiğim zaman bana diyor ki işte bu iyot eksikliğindendir diyor. Ama metafizik uzman alanında bir hoca diyor ki oranda cin var, hemen çıkaralım. Hayır arkadaşım, hayır. Orada hücrelerin zikri bozulmuştur. Zikri bozulduğu için sen gördüğünü doğru yorumlamalısın. İşte rüya ilmi burada çok önemli. Orada gördüğün şey hücrenin bozulan zikri. E bu ne demek? Varlık aleminde her şeyin mümessili olan bir varlık grubu var. Her duygunun, her düşüncenin. Yani şunu diyeyim, hani Osmanlı'da diş cinleri var mesela, değil mi? Cahillere bak dedik şöyle ilk gördüğümüz dişler, dişle, çürükle, cinin ne alakası var? Öyle değil işte. Holografik alemde o yazılımı öyle görüyor o. Ya bu yazılımlar şu temsilcisi, şekilde değişiyor. Mesela, bütün organların, bütün bu sistemdeki her şeyin bir temsilcisi var değil mi? Çok doğru. Kurumsu. Hayatta da böyle. Bilimin içinde de böyle çok güzel yakaladınız. Mesela bir medyum bir alana gidiyor, gözlerini kapatıyor. Burada şu olay olmuş, bu olay olmuş. Aslında gördüğünü biliyor musunuz? O boyutta varlıkların simülasyon yapmasını görüyor. Onları ruhlar zannediyor. Buyurun bakalım. Biz hayal ekranımıza düşen her şeyi tabir ediyoruz ki ya, rüya yorumcusu bu şekildeydi. Ben inceledim, araştırdım. Piyasadaki ünlü hocalarla konuştum. Yani ünlü böyle televizyonlara çıkan bütün hocaların maalesef şecerelerine döktüm. Maskelerini indirdim. İsim vermeden anlattım birçok şeyi, gördüğüm şeylere şahit oldum. Ve bu insanların maalesef şeytani taraflara çalıştıklarını gördüm. Ben bilmeyerek diye düşündüm. Onları da uyarmak istedim. Ama meğer biliyorlar. Fakat bunu insanlardan gizliyorlar. Kur'an'da da böyle söylüyor. Onlar neyin ne olduklarını biliyorlar. Yani şeytana tapanlar şimdi şeytanın şeytan olduğunu bilmiyor mu? Biz kandırıldık. Öyle mi diyecekler? Kandırıldığı falan bir şey yok. Çıkar alışverişi var. Güç verecek. Ya benim arkadaşım, bir tane cahil bir arkadaşım gitti bu ünlü bir medyuma bağlandı. Elini dinletiyor bana. Elinde böyle bir frekans. Wing, wing, wing ses geliyor elin içinden. Şok oldum. Ne aldın? Metafizik güç. Neymiş? Dua gücüymüş. Duaların hadimleriymiş. Külliyen yalan. Böyle bir şey yok. Duaların melekleri vardır. Onların cinleri yoktur. Hadim, hiddam dedikleri şey metafizik varlıklardır. Bunu rahmetli Doktor Arif Arslan hocam özellikle öğretmişti. Yani frekans alemi dediğiniz zaman, korkmayın arkadaşlar, frekans alemi dediğiniz zaman, şimdi makineden gelsin isterseniz. Bakın Hakan hocam da bunu söylüyor, Nur kardeşi de söylüyor. Ben mesela bu şeyi açarız, veririz ama kapı açıldığı zaman ne gelir? Evet. Gama dalgasını verdim beyne. Ama yani şöyle bir şey var, şimdi o gelen neye göre geliyor onu da söyleyeyim. Bir dua okuyoruz, değil mi? Okuyor, zikir çekiyor, çekiyor, çekiyor. Hayır dedim, Kur'an'da bu şekilde söylemiyor. O dua ile senin senkronize olman gerekiyor. Sen onunla bütünleştin mi? Sen kalpten hulusi bir şekilde ağzından dua çıkarak, Kur'an'da böyle söylüyor. Allah'a isimleriyle dua edin diyor. 1500 kere ayet-el kürsü, 1500 kere estağfurullah değil. Kalpten 10 kere söyle. Diyor ki onlar otururlarken, kalkarlarken, yanlarına dönerken Allah'ı zikrederlerdi. Bitti. Bitti. Yaptım bu. Mutfağa gittim. İçim tekrar sıkıştı. Allah'ım şu işimi hayra çıkar. Allah'ım la ilahe illallah Muhammed Ersin. Tamam işte bu. Öyle oturup sabaha kadar yapmak değil aslında. O zaman açıyorsun. Tamam o frekansı alıyorsun ama senkronize olmadın. Sana ne geliyor? Varlık boyutu geliyor. İşte bunu bilmiyorlar. Bunları bilmiyorlar. Bunlarla muhatap oldukları şeyleri de yorumlayamıyorlar. Ben Allah'ı zikrettim. Neden bu oldu? İşte hoca diyor ki sen de vardı zaten, ondan oldu. Hayır ya, sen içi boş bir ilim verdin. İlim takva içindir değil mi? Allah'a yaklaşmak içindir. Ama günümüzde rütbe için kullanılıyor. Rütbe için ilim alıyoruz. Şu epifiz bezimi bir açayım. Şu çakramı bir açayım, bakayım ne oluyor. İşte şu gelecekle ilgili rüyalarımı açayım. Rüyalarımı kontrol edeyim ya. Kaderime müdahale edeyim. Ben kader boyutunda, bakın piyasa dilini söylüyorum size. Rüyayla kaderin ilişkisini de sorayım bu arada. Rüyayla kaderin ilişkisi var mı? İlk kitabımızda şunu söyledik. Benim aslında kaderle ilgili bir kitap yazıyordum. Yayıncım dedi ki sen rüyayla ilgili yaz. Kesinlikle. Çünkü kitabın içinde rüya küçük bir bölümdü aslında.
Çok küçük bir böyle bölüm olarak geçmiştim ama bu konudaki herhalde eğilimimi ve farkındalığımı fark etmiş olacak. Beni buna doğru yönlendirdi. Burada araştırmalar yaptım. Ya dedim, rüya ilminde yazılacak ne var? Hani yazıldım, bitti. Ne olabilir ki? Aman ya Rabbim, araştırdıkça derya deniz bitmiyor. Hatta işte ikinci kitapta rüyalar ve metafizik ilmini birleştirdim. Hiçbir kaynakta yok. Metafizik ilminden hiç bahsedilmiyor. Metafizik ilminin bahsedilmediği bir rüyada, bunu da sorunun cevabını verdikten sonra anlatırım. Tamam. O zaman maalesef Rahmani diye rüya diye yorumluyorsun. Metafizik boyutu kesinlikle atlayamayız. İşte kader ilişkisi. Şöyle bir başlık koydum kitaba. Siz değişirsiniz, kader değişir. Kader değişir, rüyalar değişir. Rüya ilminin özetidir bu. İşte rüya ile amel edilir mi, amel edilmez mi? Evet. Çıkan rüyalar falan nedir? Demek ki önce Kur'an'la göbek bağımızı bağlayacağız ya. Allah Kur'an'da ne diyor? Kader gayrete gebedir diyor. Sen bir rüya görüyorsun ama programın başında ne demiştim? Şimdiki zamanı görebilirsin. Geçmiş zamanı görebilirsin. Hem geleceği hem geçmişi görebilirsin. İşte sen bu ikisi arasında gördüğün şeyi gelecek diye tabir edebilirsin rüyada. Ama o geleceği değil, olasılıkları anlatıyordur aslında. Belki de analizde bakıyoruz, kişinin vesvesesi çıkmıştır o rüyaya. Kişinin kayda eşi yüksek uykuya dalmış. Baktık, anlatıyor, anlatımdaki ses tonu vesaire belli ediyor kendini. O kaydıyla görülen rüya itibarı düşer. Demek ki belli temelleri var rüya ilminin. Bu temeller kişiye göre önce bir psikoanaliz yapacağız. Metafizik ilmini bileceğiz. Kişiyi, bulunduğu sosyal çevreyi, artık onu tanımlayan özellikleri bileceğiz. Ondan sonra rüya tabir etmeye kalkacağız. İşte öyle rüyada ceviz gördüm. 3 tane. Hocam nedir? 3 ceviz, 3 ay akıllı hareketler yap. Böyle bir şey değil. Bu rüya saçmalık. Bu rüya ilmine ihanettir. Böyle bir rüya tabiri. O eş anlam, rüyada eş anlam çıkarma üzerinden gitmedir. İşte aslan güçtür vesaire diyor ya. Bu tezleri unutun. Kesinlikle böyle değil. Rüyada sizin bilinçaltına verdiğiniz anlama göredir. O yüzden bir Yahudi kendi dinine mensup rüya görüyor. Ortak bir hafıza da yok ki canım bütün insanın. Yahudi dinine göre görüyor. İşte papazlar, ünlü bir şey olacak mesela, bir yere gelecek papazlar, Yahudiler işte hahamlar. Bunları görüyor rüyada, onun için mucize oluyor mesela. İşte sen başkan görüyorsun. Eğer başkanı seviyorsan tabii, ona da bakıyorum. Bakayım bu başkanı seviyor mu? Seviyorsa ona göre anlamı çıkacak çünkü. İşte Onun senin da kendi inanın. önemi var. Evet. Tabii önce kişi yazılım. Kişinin yazılımını bilmeden rüyasını kesinlikle tabir etmeye kalkmamalıyız. Ucu açık dediğimiz rüyalardır. Ha, ne diyecektik? Kadere göre rüya Evet. yorumlamak. Kesinleşmiş kader vardır. Mesela ölüm, doğum, değil mi? Allah kesin hükme bindirdiyse bunları, bazı kader değişebilir. Mesela kişi hastadır ama hastalığı için bir şey yapıyor, bir kür yapıyor, ümidini yitirmiyor, iyileşebilir. Ama rüyasında ölecek gibi gördü kendisini. Ne oldu? Kendiyle ilgili bir takım şeyleri değiştirdi o insan. Ne yaptı? Ümitsizliğe düşmüştü. Ölmek istiyordu, vazgeçti. Kaderde çabaya sarıldı. Allah'a inandı, dayandı. Tövbelerini yaptı. Kader sekteye uğradı. Buyurun bakalım. Onun için yeni bir kader kapısı aralandı. O zaman rüya da değişti. İşte alimler bu noktada rüya ile amel edilmez kısmını söylemişler. Ve metafizik anlamları bildikleri için, bazı rüyaları onların karıştıklarını bildiği için rüya ile amel edilmez. Ben de diyorum ki hem edilir hem edilmez. İnsanları bu ayrımdan kurtarmak için genel anlamda edilmez demişler. Ama rüyanın bir gerçekçiliği var canım. Peygamberler görüyor, alimler görüyor. Hala günümüzde önemli haberler, mesela korona öncesi bir rüya var. Şok olursunuz yani. Anlatayım onu da, hatta hep videolarımda anlatıyorum. Koronadan 3 ay önce, işte bu ilk kitabın araştırmalarını yapıyorum. Önemli gelişmeler toplumda, toplumu ilgilendiren olaylar, herkese de benzer rüyalar gelmiş, fark ettim. Topladım ben bu Oluyor, rüyaları. evet. Kitaba dedi ki, o çocuk da bu gruplardan ilimler falan alacağım diye maalesef tılsımlanmış bir çocuktu. Dini duyguları da harap olmuştu. Onu döndürdük, doğru bilgileri anlattık. Rüyaların niye bu şekilde olduğunu, niye işte kara peçeliler ayin yapıyor vesaire, onları anlattım. Bu ilimlerden uzak durması, bunların bir ilim olmadığını, tılsım büyü olduğunu, o insanların ruhlarla görüşmediğini, metafizik varlıklarla görüştüklerini ama sizi kandırdıklarını söyleyince
Çocuk geri çekildi. Sonra aradan bir hafta mı geçti, 2 hafta biz böyle bir sohbet ediyoruz. Ama ben bir rüya gördüm dedi. Buyur dedi. Abla dedi, ben dedi sarıklılarla birlikteyim dedi. Bu yaşındayım dedi. Böyle dedi, gidiyoruz dedi. Hazırlan, gidiyoruz. Deccal doğdu dediler dedi. Ondan sonra onlar kılıçları kuşandı. Ben de onlarla gidiyorum dedi. Bir baktık dedi, böyle mahşer kalabalığı bir yer. Karanlık, dikenli teller içerisinde bir bebek doğdu diyor. Dikenli teller içerisinde. Ne diyor? Sarıklılar öldürün dediler diyor. Oradan bir nida yükseldi diyor. Hı hı. Durun, ellemeyin. O Allah kendisine mühlet verilenlerden. Allah'ın kendisine mühlet verdiği kimselerden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elime, elini ve asasını görüyor. O rüya orada bitiyor. Bana sordu. Ben onunla bir analiz yaptım. Kendisinin bu yaşında gördü, işte büyük yaşında görmediğini, yarın bir gün hani o kişiye göre analiz yaptığım için kendisiyle ilgili kadar belirlenmemiş daha. Hani inanışı sonradan tekrar dönmüştü o çocuk. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Bu ilimlere, rakamlara, numarolojiye gire gire bir şeyler oldu. Sonra biz bağımızı kopardık onunla. Ama rüya şöyle yorumladım. Dedim ki Deccal demek ki Türkiye, yani Türkiye'de, dünyada yeni bir sistem. Yani ahir zamanı giriyoruz. Deccal doğdu. 20 ile 30 yılda bir bebeğin erginleşmiş olması gerektir. Herhalde dedim o zaman büyük bir fitne geliyor. Bu rüya görüldüğüne göre, ama biz sonra öğreneceğiz. Derken korona patladı. Sonra korona da gelen rüyalar vardı. Çok çeşitli rüyalar var zaten onunla da ilgili. Bu sefer de işte seller, sular, kıyamet, herkes için alıyor. Gemiden atlayanlar, gemi yanıyor. Gemiden atlayan da suda boğuluyor. Bunları görüyor. İşte ya, rüya gören de ada farkında, kayıkta onu görüyor. Karşıdan seyrediyor. Ondan sonra işte bu rüyalardan sonra ben dedim ki, ve toplumda olan olay şeylerden sonra, Allah'ım dedim, tamam ahir zamandayız ama dedim bizim içine binebileceğimiz bir Nuh'un gemisi yok. Ben bunu söyledim. Hakan hocamızın seminerine gittim. Bakın, başkasının rüyasından bana cevap geliyor. Dedi ki bir banım efendi, rüya analisti olduğumu duyunca, ben dedi bir dedi korona zamanı dedi, o da aynı böyle bir rüya gördüm dedi. Ne gördün? Karşıda kıyamet kopmuş, evler yıkılmış, dumanlar tutuyor üzerinde. Evet dedi. Karşı dedi yani İstanbul'a göre Anadolu yakası. Ama kendi gemiye binmiş. Büyük bir gemi, işte Nuh'un gemisine binemeyiz. Hani bizi kurtaracak bir Nuh'un gemisi yok demiştim ya. Büyük bir geminin onu alıp, onunla beraber inananlar alıp kurtulduğuna. Mesela Nur Hanım'ın rüyası var gene, böyle çok sorguladığım dönemde. Bu sefer de şeyi sorguladım. Ya bunlar bana olmuyor yalnız. Hani ben özel bir kimse, örnek diye anlatıyorum. Herkes de olan şeyler yoksa. Şey dedim, Allah'ım dedim, işte 6G, teknoloji, gıda bozuldu. İyi dedim, biz kendimizi nasıl savunacağız? İşte her şey hackleniyor, insanın fıtratı değiştiriliyor, doğayla oynanıyor, havadan püskürtülüyor, ne yapacağız? O zaman Nur Hanım'ın rüyası geldi. Dedi ki güneş batıdan doğmuş dedi, mahşeri bir kalabalık var dedi. Ama dedi herkes trans halinde, hipnoz şeklinde. İçerisinden 10 ya da 15 kişi mahşeri kalabalıkta, onu resmettirdim 3. kitap için, uyanıktı dedi. Yani bilinçli bir şekilde etrafa bakıyorlardı dedi. Diğer herkes trans halinde. Demek ki inananlar Allah koruyacak. Allah, yani inananlar, düzgün, doğru yaşamaya çalışanlar, esirgenenler, sakınanlar, kendini sakınanlar demek ki düzgün kalmayı başarabilecekler. Bunu anladım bu rüyada. İşte bakın, rüyalar nübüvvetin 46'da biridir diyor ya Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen gittikten sonra ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bize ne ki kalacak? Biz neyden haber alacağız? Allah'tan nasıl haber alacağız? İşte diyor, sizin salih rüyalarınız size haber olacak, müjde olacak. Tevrat'a bakıyoruz, Zebur'a bakıyoruz. Zaten o kadim inanışlarda Allah ile kul arasında bir haberleşme olarak görülüyor. Ve asla bir kaynak, bir sembol ya da bir takım ritüeller, şekillerden yardım alınarak rüya tabir edilmiyor. Allah ile kulu arasında bir haberdir. Bir bilinçlenme, insanın bunun üzerine düşünmesi, kendini yargılaması, hatalar üzerine tefekkür etmesi için. Ya o inanışlarda bile böyle. Yani bu batın ilimler geliyor ama o batın ilimlerin kendi dinlerinde bile bu yok. Rüyaları yönlendirmek, kadere hükmediyorum işte, dönüştürüyorum
Para enerjisi de Ha, rüya. öyle bir şey yani, rüyayı dönüştürmek diye bir şey yok diyorsunuz. Tamam, şimdi net anlaşıldı. Tabii. Öyle bir şey yok. Dönüşüme. O işte hacklenme konusu bana gelip Evet. anlatıyorlar ya böyle. O gelenler de aman yarabbim. O iptal 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 diyenler, 43 43 43 para enerjisi, kaplan enerjisi diyenlerin rüyaları. Öyle bir var ki. İşte bunlar zaten hacklenmiş rüyaları. Mesela en basit bir tane anlatayım. Bir hanımefendi bu eğitimleri yapıyor. Çalışıyor ve kendini tabii şey olarak yükselişe hani geçiyor. Enerji yükseliyor, evren enerjileri, işte kozmik enerjiler, mutlu olmak için yaşam enerjisinden güç alıyoruz falan gibi terimleri de var ya bunların. Bunları yaparken şimdi benimle tanışıyor. Bir takım sıkıntılar da peyda almaya başlıyor. Kendisine fark ediyor. Ve diyor ki hocam ben yani yanlış bir şeyler gördüm. Yanlış rahatsızlıklar da hissettim. Allah'a dua ettim, niyet ettim. Siz karşıma çıktınız. Ben de dedim ki bu ilimlerin hepsini bırakacaksın önce. Sonra niyet edeceksin. Her şeyin başı niyettir. Rüya ilminde de böyle niyetini alacaksın. Tövbelerini yapacaksın. Başlayacağız dedim. Bu bir süreç. Anlatacağım. Biz önce hakla batını ayırmayı öğreneceğiz. Metafizik ilim nedir? Onu alacağız. Neyse rüyasına geliyor şimdi bir şey. Hocam diyor o gün bir karanlık rüyamda diyor. Bir ses bana dedi ki her ilimde çıkılır, rüya ilminde inilir. Gözümün önünde bir kuyu var. O kuyudan aşağı inen bir ip var. Ve yanımdaki dedi ki sen dedi bu kuyudan inmek istiyorsan bir görevliye ihtiyacın var. Beni tercih et. Ben sana ne olduğunu göstereyim. Dedi ki Gülşen hocam izin vermedi. Hani rüyada öyle demiş. İşte otobüse biniyor. Ben kabul edemem demiş. Dolmuşa biniyor. Bana gelmeye çalışıyor. İşte artık bilinç gayretiyle, bilinçaltı gayretiyle. Oradan da anlıyorum bunlardan ne kadar uzak durmaya çalıştığını. Rüyadaki şeye bakın. Bilinçaltı nasıl yönlendiriyor şeyi durumu. Ondan sonra bana dedi ki hocam dedi rüya ilminin dedi derinlerine beni öğreteceklerdi dedi. Hayır dedim. O gelen de görevli değil. Bakın dedim her gün bir yaprak Kur'an okumayı ve tefsir okumayı size niye ödev veriyorum dedim. Şimdi Kur'an ile döveceğiz biz onu dedim. Niye o biliyor musun dedim. Tam tersi rüya ilminde çıkılır ama şeytani ilimlerde inilir. Neden? Çünkü rüya levh-i mahfuzdan bir yansımadır. Yani gelecek haberleri, gayb alemine ait haberler bize rüyalarımız vasıtasıyla veriliyor, iniyor. Ama inerken bizim algımız ve seviyemize göre simülasyona dönüşüyor. Peki bu bilgi inerken bu varlık ne yapıyor genelde biliyor musunuz? Burada yakalıyor bunu. Yakalıyor, dönüştürüyor ve sana yeni bir yazılım. Al sana hacklenmiş rüya. Kendi yazılımını koyuyor. O görevli diyor ki sen şurada şu şekilde, bakın bunu çok yakaladım, çok. Sen şurada şu zaman şu işe gireceksin, şurada başarılı olacaksın. Biz görevlileriz diyor. O kişi onu başarıyor. Sonra ben analiz yapıyorum bir dizi. Kadının rüya eşi açık zaten. Hepimize açık. Ona zaten o kanaldan şey geliyor. Hisleri açık kadıncağızın. Ama bir dönem bu ritüelleri yapıyor. Yaptığı zaman hackleniyor. O varlık rüyaya giriyor. Oradan bilgiyi alıyor. Yani hani Kur'an'da diyor ya levh-i mahfuzdan diyor biz onları uzaklaştırdık. Onlara kulak hırsızlığı yapan şeytanlar vardı diye. Rüya neydi peki? Levh-i mahfuzdan bilgi alıyor musun? Peki o frekansı yani o yazılımı okuyan varlık grupları var mı? Var. Frekans alemi. O frekans varlıkları telefona attığınız mesajdan, sinyalden gelip sizi bulabiliyorlar. 7 senedir nelere şahit oldum. Oradaki uçan frekansı, hatta biyoenerji gönderiyorum diyorlar ya, işlerimi oluyorum. Ondan sonra enerjiyi aldım, yaydım, aldım, atıyorum. Bazen de kaplan enerjisi olur bu, fark etmez. Ayın enerjisi olur. Allah olmaz yani. Hikmet, hak, takva yok. Bir şey yok. Allah'ı aradan çıkardık. Vasıtalara sığındık ya. Yani biz şirk yapıyoruz ya aslında. Sen o şirk topunu aldın, aldın, yuvarladın, gönderdin. Ona giden zaten bir cinni oluyor. Yani böyle diyorum belki rahatsız oluyorlar metafizik varlık diyeyim ama yani Kur'an'da böyle demiş arkadaşlar. Bunu böyle inceltip işte evrensel enerjiler falan deyip böyle süslememize gerek yok. Birazcık aydınlanmaya da ihtiyacımız var. Yani bütün bu ilimleri yaparken korkuyorlar. Yapıyorlar pardon. Cin deyince ay korktuk. Ama olan hataların içerisinde, olan şirklerin içerisinde de bunlar rüyalarınızda Abdülkadir Geylani,
Ondan sonra Mevlana, Celaleddin Rumi, Hazreti İsa, ya bana öyle telefon açan var. İşte hocam diyorlar, işte yani hoca değilim aslında da bildiklerimi paylaşıyorum nacizane. Hazreti İsa bana geldi. Ev insanlara telefondan enerji yükleyelim. Musallatlarını temizleyelim. Nasıl ya? Telefondan ya. Hı-hı. Bakın her türlü frekans, bu da bir frekans evet. Sonuçta. Her türlü frekansı, her türlü açığı kullanıyorlar. İşte dedim ya başında, bütün bu temelleri tek bir inanışa, tek bir yozlaşmaya, şuursuzluğa, insanı bu seviyeye getirdiğin zaman bütün insanları hackleyebilirsin zaten. Hiç problem yok. Onda. Peki bize aktarılan enerjilerden, yani hani diyoruz ya atalardan gelen aktarım, enerji aktarımı. Bunların rüyalarımıza etkisi olabilir mi? Veya siz ne düşünüyorsunuz bu enerji konusunda aktarımlarla ilgili? Rüyalara da bilim eşiğinde bakalım önce. İnsana da bilim eşiğinde bakalım. Sonra ruhsal, sonra fizyolojik ama bir bütün. Hani bütünsel fonksiyonel tıp yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Bu rüyaları yaparken fonksiyonel tıpçı olmak zorundasınız. Şimdi bir diyet yapacağım ben. Şimdi doktora gittim. Annemde şeker hastalığı var. Şimdi doktor bana şunu der mi? Senin atalarından gelme, işte genlerden diyor doktor mesela, değil mi? Hı-hı. Ama ben çok sağlıklı beslendim, spor yaptım, fit oldum. Sizce şeker hastalığı olma ihtimalim yüzde kaç? Yüzde sıfır olması lazım. Glutensiz beslendim, toz şeker yemedim. Hani Ümit hocamız da öyle diyor ya, Canan Karatay hocamız Evet. öyle diyor ya. Bütün kaidelere dikkat ettim. Bunun buna rağmen ben şeker hastası olabilir miyim? Buna rağmen ben siroz olabilir miyim? Olmamam Hı-hı. gerekiyor. Çok yani. Etik olarak olmaması Evet. gerekiyor zaten. Ama şimdi atalardan genimizde o şeker hastalığı bana kodlanmış vaziyettedir. Genlerden geliyor. O da bir enerji, o da bir frekans, o da bir kod hücre, o da bir frekans değeri var neticede. Kodlu. Ama ben o kodu açığa çıkarmak için ne yapmam gerekiyor? Aynı beslenme şekliyle devam etmem gerekiyor. Aynı düzenle. O zaman o kod bende açığa çıkıyor. O zaman doğru. Çünkü sağlık haksız beslene hı hı. toplumlar hı hı. kadar ne diyor? Allah Kur'an'da zaten ekinleri ve nesilleri mahvedecekler diyor. Nesiller yani de bozuluyor. Yani hale geliyor öyle mi? Şimdi atalar konusunda da senin annen büyücülük yapmış, anneannen büyücülük yapmış. Bu senin de yapacağın anlamına gelmiyor. Ya da onun ya, ona bağlı olan varlıklar, negatif enerjilerin illa senin de medyum hani olacağın anlamına gelmiyor. 7 yıldır araştırma yaptım. Bu insanlar şöyle diyeyim, iman nuru dediğimizde bir şey var. Yani 7 tane kardeş, baba bir alkolik. 7 kardeşin 6'sı mühendis, doktor oluyor. Bir tanesi alkolik oluyor. Niye? Babasının günahını çektiği için mi? Onun günahını mı sırtladı? O zaman neyle Allah demez mi yani? Benim suçum değil ki, bu benim seçimim değil de. Sen beni niye yargılıyorsun? Ben babamın günahını, atamın günahını yüklendim. Ama Kur'an'da da çok da isabetli bir ayet var. Kahrolası ataları gibi davrandı onlar da diyor. Onlar da diyor kahrolası ataların yaptığı hataları tekrarladılar diyor. Tam da ata kelimesini kullanıyor orada. Yani demek ki benim alkolik olabilmem için de benim o negatifi kendimde açığa çıkarmam lazım. Görüyorum imanen zayıflık var, inançsızlık var. Babasıyla aynı yola gidiyor. Diğer kardeş 6. Niye o zaman atalardan gelen aktarım 6 kardeşi tutmadı? Bunu nasıl açıklayacağız? O zaman 6'sının da böyle olması lazım. Hocaları gidiyorsunuz, metafizik bakım yapıyorlar böyle. Yani metafizik varlıklar nezdinde kullanaraktan onların bir yetileri yok. Bu varlıkları aracı kullanıyorlar ki büyük şirk bu da. Hı hı. Şimdi şecere çıkarıyorlar. Ailende işte falanca 4 tane büyük baş, 2 küçük baş, 7 tane hayvan darpı, hırsızlık. Anlatıyor sana böyle çıkarıyor, şecereni çıkarıyor ailende olan. Bunlar için diyor işte su kuyusu açtır, şunu yap, benim hesabıma altın para at. Bakın insan değerleriyle oynuyorlar. Bu hocalarla tanıştım bu piyasayı analiz etmek için. Banka hesabıma diyor 200 gram altın parası at diyor. Somali'ye yardım götüreceğiz diyor. Niye senin bankan arkadaş? Niye sana? Hmm. Yani bir de atamın yaptığı şeyden ben mesul değilim ki, bu Kur'an'la bağdaşmıyor ki. Bana ne onun günahına? Onun günahı kalkarsa benim de hastalığım geçermiş. O zaman soruyorum, tıbbın nedeni niye var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midenin 1/3'ünü boş bırakın. İşte yemek yerken şuna şuna dikkat edin. Helal, Allah'ın helal gıdalarından yiyin. Temiz yiyin. Bunları
ele almamıştı, oruç tutun. Bunlar yok ama atalar var. Yani artık sistem böyle bir hale geldi ki birçok ilim var, birçok bilgi var. Bunlar insan her şeyi dönüştürebilir bu mantıkla. İnsan para enerjisiyle, yani oturduğu yerden düşünce gücüyle kendini zengin edebilir, para çekebilir. Etrafındaki insanları dönüştürür. Allah katında derecesini yüksel, oturduğu yerden ya. Ya bir ellerini mi çırpar, 93 mü der, organlarıyla mı konuşur, hangi organım hasta? Bakın bunları yapan hocalarla da görüşüyorum şu anda. Kendileri korkmuş vaziyetteler. Akıllı olan kaçıyor. Öteki alemle girmem, aramda ince bir çizgi var. Kafayı sıyırmak üzereyim. Aklı başında olan yapmaz diyor. Hocası söylüyor. Theta Healing hocası söylüyor. Access Bars hocası söylüyor. Gidiyorum. Biyoenerji uzmanı söylüyor bunları. Organ konuşmaz. İslamiyet'te kalp ve akıl, değil mi? Merhamet ve akıl var. İki organ var. Birbiriyle, yani biri ruhsal, biri artık maddi olarak da birbirini böyle dengeliyor. Böbrek konuşur mu ya? Adam böbreği konuşturuyor Theta Healing'de. Böbreğime soruyorum. Bir böbreğimin enerjisi var. Ya evet, böbreğinizin frekans değeri var. Böbreğinizin enerjisi var. Ama Yok, bu arkadaşlar bizim alan değil. bu bilgileri batınlaştırıyor. Ona bir değer, bir mana yüklüyor. Mesela teşekkür ederim kalemim. Kitap yazarken şunu der misiniz? Benim için güzel şeyler yaz. Olur mu? Niyet ettim. Bak bunu yaptırıyorlar size. Şimdi bunu akıl hastanesindeki hastalar yapıyor. Aklı selim biri gidip kitap okuyor, çalışıyor. Doğasını yap, ondan sonra duruyor, yazıyor, okuyor, çalışıyor, yazıyor. Kalemden beklemiyor onu. Şimdi sen kalemden beklediğin zaman şirke düşüyorsun. Aydan beklediğin zaman şirke düşüyorsun. İşte organlarına bir şey yüklediğin zaman, bir mana, bir anlam, şirke düşüyorsun. Atalarına yüklediğin zaman şirke düşüyorsun. Yani bunu, evet, ailenden bir takım sıkıntılar oluyor. O sıkıntılardan çocuklar etkilenebiliyor. Bu doğru. Çünkü aynı evi, aynı ortamı paylaşıyorsun. Bu da inkar edilemez. Yani aynı aura birbirini etkilemiyor mu sonuçta? Yani ben kasvetli yanımda oturan bir kadın olduğu zaman onun enerjisi beni mahvediyor. Beni yerle bir ediyor. Çekiyor işte enerjimi aşağıya. Çünkü alıcı vericiyiz insan arasında. Bu çok normal. İşte mimiklerimiz, gülmemiz birbirimizi etkiliyor. İyi ya da kötü. Bu da etkileyebilir. Bu çocukları rahatsız edebilir. Koruma alanları zayıf olduğu için. Ama o çocuğun ileride buna verdiği anlam önemli. Ben gördüm ki yani bu varlıklar insanları kendilerinde bir takım yetiler ve özellikler olduğuna inandırıyorlar. Özellikle annede babada musallat var. Atasında işte büyü yapmış babaannesi mesela. O çocukta bir takım özellikler var. Fakat hemen diyorlar ki gel gel gel. Şifa çok gel. Gel hadi yap ellerini şöyle bir. Hadi bir gönder. Ne oluyor? Musallatı ona geçiyor. Ondan ona geçiyor. Ondan ona geçiyor. Aslında kendisine varlık enerjisi var. Ve bunlarla ilim veriyorlar bir de bu Peki gruplarda. şu ay meselesini tam anlamadım. Yani aydan bekleme meselesini açıkçası. Hani hangi ilime göre ilmi eleştirdiniz burada? Onu tam bir şeyde Burada olmasın, yanlış anlamadım. Ay mesela fiziği hani kimyaya baktığınız zaman ayın döngüleriyle kadınların döngüleri de birlikte hareket senkronize olduğu kesinlikle için doğru. başka bir şeyden mi bahsediyoruz? Aydan Şimdi beklenti derken. hak ve batın konuşacağız ya biz burada. Hak da bir bilim var. Bilimde zaten ayın gelgit olayları, metcezir olayları, kanın vücuttaki hacamat da ona göre yapılır. Kanın Tabii. vücuttaki akışının hızının değişmesi, yerdeki haşeraların, akreplerin yeryüzüne çıkması. Bakın bunlar Evet. doğal bir olaydır. Ama siz bunları belli ritüellere çevirirseniz, bakın bir hak tarafı var. Rahmani. Rüya da öyle. Zaten her şey zıttıyla birlikte değil mi alemde? Öyleyse hak olan bilginin yanına hak ilimleri kullanarak, hak ilimlerin içindeki bilgileri kullanarak batın tarafa aktarıp ritüele çeviriyorlar. Ne yapıyorlar? Dedi ki abla dedi ben dedi bir sosyal medyadan dedi bir beyefendi tanıdım dedi. Biz dedi ay gecesi dedi gözlerimizi kapatıyoruz yatıyoruz ayın enerjisini gönderiyor bize dedi. Kim o dedim ya? Nasıl yani? Ayın enerjisini çekiyor bir vakum bir aleti mi var? Hayalet avcıları gibi. Çekiyor çekiyor sana ne? Bu saçmalık ötesi. Bunun hiçbir bilimsel yanı da yok. Alıyormuş gönderiyormuş. Dedi ki abla yenilendim dedi. Çok güzelim dedi. Dedim ki bak yanlış yoldasın. Bak bunları yapma. Bunlar ritüel. Sonra birkaç hafta sonra geldi. Abla dedi ben dedi o günkü seansı kaçırdım dedi. O kadar kötüyüm ki dedi. O kadar kendimi kötü hissediyorum ki. Hocaya sordum. Eğer diyor, eğer dedi bu ritüeli yapmazsam ben her zaman böyle kötü olacakmışım. İyi de
Güzelim, sen bu ritüeli yapmadan önce zaten iyiydin. Bunda diyorum bir sıkıntı yok mu? Anlattım ondan sonra bu olayın iç yüzünü. Ne gönderdiklerini, ne yaptıklarını. Nasıl anlattım, nasıl ikna ettim? Gözlerimi kapatınca bir şeyler gördüm dedi. Ne gördün dedim. İşte ki oradaki simülasyon, oradaki yazılım bana öyle güzel veriler verdi ki gelenlere ait, gelen enerji dalına ait. Ondan sonra çocuk korktu, tövbe etti, vazgeçti o işten. Dedim bir sure oku, bir dua oku, bir spor yap, bir yürüyüş yap. Aa sana en güzel enerji dedim ya. Hani evrensel enerjisi, git bir toprağa bas dedim yani. Birinin sana ne gönderdiğini bilmiyorsun. Telefon ucundakinin kim olduğunu da bilmiyorsun. Kadın bir tanesi kaplan enerjisi dedi, para için gönderdi dedi. Psikopoz bozukluklar başlıyor insanlar. Diyor ki parmağımı sürekli oynuyorum diyor. Bir yüzük, evlenme duygusu var hanımefendi de. Yüzük parmağımı oynuyorum diyor. Sonra rüyasında sürekli bir erkek ona geliyor. Benimle tanışacaksın, benimle tanışacaksın. Dedim ki yok bak senin şuursal olarak hani bunda bir ilgi beklentisi var zaten. Bunu kullanıyorlar. Bu rüya sahih değil. Evet önüne biri çıkabilir. Hani ben ne dedim rüya geldiği zaman alır onu hackler. Çıkabilir. Fakat dedim bu çıkanın hayır mı şer mi olduğunu sen bir de dedim buna tabir hani tabin oluyorsun ya dedim. Evet. O zaman çok affedersin ayağını yersin. O rüyana musallat olur artık. Yapma. Çünkü işte elimde yüzük demek ki yakında yüzük takacaksın. Böyle diyorlarmış ona. Yakında bir erkekle tanışacaksın. Yani hayali bir beklenti içerisinde akıl yok, idrak yok, gayret yok, şuursal yönlendirmeler, enerjiler, evren, bu tip ritüellerle bir hayat idame ettirmeye çalışıyorlar. Ve bunlara şikayetlerini bana o kadar çok anlatan insanlar, dönen insanlar anlatıyor. Hocam bunu yaptım, pişmanım. Çocuğum uyku uyuyamadı. Çocuğum gözünden başka bir şey bakıyor gibi hocam. Hocam çocuğum güldüğü zaman susmuyor. İçinden başka bir şey gülüyor gibi. Dua oku dedim ben de. Ne yaptın sen? Bütün ilişkileri yaptım piyasadaki diyor. Bütün hocalardan sertifika aldım diyor. Ne kadar ilişkin varsa. Ha, Peki niye şey buna etkileniyor, ihtiyaç çocuğu etkileniyor diyorsunuz. duydun? Niye ihtiyaç duydun sen böyle bir şeye? Tabii Sıkıldın. insanlar da böyle hani özellikle pandeminin başından beri böyle bir içsel yolculuğa çıktı. Biraz deneme yanılma yöntemiyle oluyor ama bir arayış. Şimdi bunlar 10 sene önce herkesin bildiği alanlar değildi. Bir de online olarak çok rahat ulaşılabilir hale geldi. Türkiye'nin doğusundan batısında herkes aynı noktada fiziki olarak buluşamadığında online olarak veya yurt dışından herkes ulaşabilir olduğu için online sistemle. Şimdi böyle biraz eleme yoluyla, deneyerek, deneme yanılma yoluyla, hani deneyimleyerek seçim yapma yoluna gidiyorlar haliyle. Ama bu da bazı tabii zararlı sonuçlara da maalesef yol açabiliyor. Hani çok şükür bir ya da ikidir, öyle çok değil. Bana da davet ettiğim konuklarımdan sonra dönüş yapan ve en fazla birlikte hadi bir tanesini daha dahil edeyim. Üç. Hani çok Bunun şükür öyle bir bir şey olmadı ama zararını bir böyle bir söyleyeyim. arayış içinde tabii insanlar hani bu ilimleriyle yeni tanışanlar, merak edenler, öğrenmek isteyenler derken biraz maalesef negatif pozitif hepsi birbirine Tamam. karışabiliyor. Kitaptan tutun, bu batın ilimler, batıdan gelen ilimler ya da hepsi metafizik varlık enerjileri arkadaşlar. Bizler, şimdi bakın alimler var, alim olmamış. Abdülkadir Geylani, şimdi metafizik varlıklardan mı ilim aldı? Hayır, kendindeki hikmet açığa çıktı. İnsan olmanın, hani Allah bize ruhundan üfledi ya, ama bunu bir rütbe için yapmayacaksın. Bunu Allah sana nasip ederse sen de açığa çıkar. Ama biz rütbelere işte şu kadar efendim açılsın, şu kadar geleceği göreyim, şu kadar şunu kontrol edeyim, şu kadar rüyamı dönüştüreyim, kaderimi dönüştüreyim, işte Tamam. insanlığımı göreyim, rüyaya gireyim. Olay buna döndü. Şunu da sorayım. Bazı bildiklerimiz vardır mesela. En başta söylediğimiz şu semboller meselesi. Sembollerin rüyadaki karşılıkları meselesi. Böyle bir sembol arayışı doğru mu? En başta konuştuk ama biraz bunu açarsak. Bir de bazı kalıplaşmış halk içinde kalıplaşmış öğretiler vardır. İşte rüyanın tersi çıkar gibi. Ama insan gördüğünde iyi hissettiği bir rüyanın da tersine çıkmasını istemez. Ama soruların içinde de var şimdi. Olumsuz olduğunu hissettiği, şimdi kötü demek istemiyorum çünkü belki bir hayır var onu da bilemiyoruz ama insan da gördüğünde bir huzursuz olur hisseder ya.
olumsuz hissettiren rüyaları etkisini, hani bu real hayata, hangisi real hangisi bilemiyorum tabii de, yaşadığımız fiziki hayata olumluya dönüştürmek mümkün mü? Sonrasında bir, ne bileyim, bir arınmak, bir okumak gibi bir şey, bir şekilde çevirmek mümkün mü? Hani rüyalar tersine çıkar ne demek? Neden böyle demiş büyüklerimiz? Çok güzel bir şey. Şöyle hem bir rüya örneği vereyim size. Rüya analizi nasıl yapılır? Burada hem sorunun içinde cevap, cevabın içinde de soru olmuş olur. Hem de rüya, genellikle haberci rüyalar çıkar, dönüştüremezsiniz. Yani o başınıza gelecektir. Ve o onun önünü alamazsınız. Ama şöyle bir şey de var, işin enteresanı. Allah'ın dilediği, bakın rüyaları genelleyemeyiz diyorum ya. Hı hı. Allah'ın dilediği zaman dilediği kulları, mesela otobüste gidiyor, hep filmlerde olur ya böyle, kaza olduğunu görüyor, kalkıyor ve otobüsten iniyor, gerçekten otobüs kaza oluyor mesela. İşte kaza. Bu tip şeylerde bir kaderde döngü noktası da olabilir, uyarıcı rüya diyoruz biz buna. Ama genel anlamda bir rüyada mesela bir ölüm haberi, kötü bir rüya, kişi suya anlatıyor, çeşmeyi anlatıyor. Hayır, o olacak. Yani o kesinleşmiş bir hüküm. İşte burada kader ilmi giriyor. Hmm. Eğer Allah, bilmiyoruz tabii ne hakkımızda, cinler de öyle diyor ya cin suresinde. Yeryüzündekiler için hayır mı murad edildi yoksa şer mi, biz bilmiyoruz diyor ya zaten. Biz de bilemeyiz. Ama biz ne yaparız? Sadaka veririz. Ondan evet, sonra günahlar. Mesela o rüyalarda biz analizde şunları çıkarıyorum. Kişi, arkadaşım mesela dün dedi bana. Dün dedi ki eşim dedi ne zaman bir iş yapacak olsa işte bir motor alacak dedi. O alıyor, bütün piyasadaki motorlar artıyor, onun fiyatı düşüyor diyor. Çıkıyor diyor, pardon. O pahalıya almış oluyor diyor. Sonra bir şey diyor yapacağız diyor, dolara para yatıracağız, o zaman dolar düşüyor diyor. Hani hep böyle nasipsizdir diyor. Bunun değeri ne diyor? Ben dedim üzerinde hak ediş var onun o zaman dedim. Yani bir yerden hak almış dedim. Bak, atalardan demedim. Hak, kul hakkı. Ama dedi işim çok iyidir falan. Sonra düşündü. Aa dedi, o dedi çok zor şartlarda okumuş dedi. Onu anneannesi mi, teyzesi mi, yalan olmasın, çok para, hani çok sıkıntılı zamanlarda para göndermiş ona. Sakın buna sigara alma. Sakın buna alkol alma. Ben sana kendimden kesip veriyorum. Çok zor şartlarda. Onu söyledi. Direkt aklıma o geldi bak. Demek ki beyefendinin de bunu dile getirdiğine göre içinde bir ukde olmuş. Dedim gitsin helallik alsın. Bu dedim başımızda dönüyor. İşte neydi, kader ilmiyle rüya bağlantılı mıydı? Bağlantılıydı. Bu olursa o rüyalarını uyarıcı da olsa, haberci de olsa yakalayamaz. Ondan o başına gelir. Uyanamaz yani. Hı. Algılayamaz. O yüzden neydi? Bütün ilimlerin göbeği rüya derken, yani Kur'an derken, rüya ilmi nasıl anlamamız gerekiyor? Önce hikmeti anlamamız gerekiyor. Kendimizdeki dini bilgilerimizi, değil mi? Böyle kendimizdeki hikmeti açığa çıkarmamız gerekiyor ki o rüyayı anlayalım. Ya da kendimizdeki hikmeti açığa çıkarız ki o zikri, zikirden gelen frekansla senkronize olabilelim. İlim böyle açığa çıkar. O sertifikalarla verdikleri ilim falan değil. Bilgi satıyorlar. Birkaç süslü bilgi satıyorlar. Ondan sonra o kişiler musallatlanıyor. Ondan sonra hoca geziyorlar. O insanlar o kadar yoğun ki onlarla uğraşamıyor bile, talebeleriyle. Ben biliyorum piyasayı. Bana her gün anlatıyorlar. Kendimin de bizzat ünlülerle konuştuğum oldu. Görüyorum durumlarını. İçlerine girdim. İçler acısı. Ya ne yapıyorum? Ben nereden anlıyorum? Rüyadan. Mesela şimdi eşimin bir gün önce rüya gördü. Uykuda. İşte sinirliydi o gün. Biraz böyle gergindi. Önce işte karabasan olmuş herhalde. Beni hisseder gibi olmuş. Yanında, sağında, solunda. Gerçek mi değil mi ayıklayamadım diyor. Sen miydin diyor. Sonra diyor birden de bir ses diyor. Dedi ki diyor, bu diyor rüyada da olsa çocuklarıyla bağlantısını keselim. Rüyada da olsa görmesin. Şimdi ben bunu duydum. O sözü bana tekrarla dedim. Ne dedi, ne dedi dedim. Bak dedim, bu ne biliyor musun dedim. Bu musallat. Yani musallat gibi. Sen ne yaptın dedim böyle, hani bir yanlış bir şey mi yaptın acaba dedim. Çünkü birebir konuşmuş. Peki bu konuşmayı sana duyuran kim? Allah. Kalbinin temizliği sayesinde Allah diyor. Bak, çocuklarla bağını keselim. Şimdi metafizik boyutun nasıl çalıştığını görüyor musunuz? Ben hoca değilim ama bu kelimeden, bu replikten, onların repliklerinden ne olduğunu çıkarıyorum. Bu karşımda ne olduğunu. Ama bunlardan korkmayacağım. Öyle hoca hoca gezmeyeceğiz. İşte falanca arkadaşım şey demiş ya,
senin dizinde metafizik varlık var demiş, ünlülerden biri, çıkaralım demiş onu. Biz güldük şimdi, tamam mı? Ben de dedim ki dizinde bir problem var mı? Ya menisküsüm var dedi. Güldüm yani, oranın zikri bozulmuş dedim. Bir de dedim yani arkadaş, böyle bir şey dedim hem zikir bozukluğundan olabilir hem de öyle her görünen çıkmaz. Tövbe vardır, bir tövbe ederiz günahlarımızdan ötürü dedik. Yani fesattan, nazardan bile metafizik varlık geliyor. Şimdi bu hepsini çıkardım diye bir şey yok. Yani metafizik hocalar da yanlış çalışıyorlar. Ya biz kendimizi bileceğiz. Hani ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nasıl okumaktır? Bir gün ben bu Hazreti İsa konusunu dedim ki ya gelecek mi gelmeyecek mi araştırıyorum böyle. Ya dedim Kur'an'da yok, öldü vefat etti diyor. Ama nasıl yani? Böyle yoruyorlar ayeti. Dur dedim, ben buna dedim rüyamda dedim uyuyayım da dedim. Ben nasıl rüya yorumlayabiliyorum? Görürüm dedim. Yorumlarımda uyudum. Rüyamda bahçe kapısı vardı. Rüya ilminin hani kapılar olur ya, demir kapılar böyle kocaman. Onu görüyorum. Ama bir yere bağlı değil. Öylece ortaya atılmış. Gidiyorum dedim, arkasında ne yazıyor diyorum. İşte orada söz var. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmez isen bu nasıl okumaktır? Arif Hoca rahmetli hayattaydı o zaman. Hocam böyle bir rüya gördüm. Ben yanlış yaptım dedim. Ben bilirim dedim dedi. Ya dedi, öyle uyarırlar seni dedi. Yani rüyadan teyze alıp böyle ben rüyamı görürüm, rüyadan bir şey anlarım dediğin zaman bu da şirk. Bu da haddi aşmak. Arkadaşlar hani bunu da soruyorlar. Yani ölçülüdür. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratsın diyor. Ölçüde de haddi vardır. Şimdi size mesela rüyanın analiz kısmında nasıl çıkarıyorum ben bunları, nasıl yapıyorum, nasıl anlıyorum? Ben çok öyle aman aman hoca, aman aman bilgili değilim. Sadece Kur'an ayetlerini her gün okuyorum. O ayetteki kıssaları sindirmeye çalışıyorum. Tefsirlerine bakıyorum. Oradan yakalıyorum birçok şeyi. Yoksa ilahiyatçı falan da değilim. Ama Kur'an-ı Kerim'de diyor ki zaten her aklı selim diyor. Onunla birazcık imanı olan, biraz aklını kullanan diyor, anlar bunu diyor zaten. Şimdi Abdülkadir Geylani'nin bir rüyası var. Şeytanı nur şeklinde görmüş diyor. Şeytan, ben senin Rabbinim sözüne inanmamıştır diyor. Şeytanın aldatmak gayesiyle güzel bir surette görünmesi hadisesi birçok kişinin başına gelmiştir. Bunlardan bazılarını Allah korumuş ve onlar karşılarında güzel surette duranın hakikatte şeytan olduğunu bilmişlerdir. İşte korunanlardan birisi de evliyanın büyüklerinden Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Bir defasında ibadet ederken büyük bir arş ve üzerinde bir nur gördüm. Bak namaz kılıyor, bir arş, bir nur. Şimdi metafizik hocaları diyor ya, aa sende nur var. Evet. Diyorum hayır, bu şeytan. Bu şeytan. Evet, bilmiyorum yani. Evet. Ay ya nur görüyorum diyor metafizik hocası. Ya o nur diyor. Bu kız da diyor illedün ilmi verilecek diyor. Benle şeye geçiyor. Bu rüya temellerine uymuyor. Bu kızı kandırıyorlar. Rüyada konuşma şeklinde olmaz. Konuşma şeytandır. Gelip de sana, biz sana işte peygamber geliyor, Hasan Hüseyin geliyor, sana testilerden su içiriyor. Böyle bir rüya olmaz. Sembolizmadır. Misal alim, sembolik bir anlatım olması, bir kurgu olması gerekir. Bakın nasıl çıkarıyorum ben. O gördüm diyor, o nur bana, ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim, başkan kıldığım şeyi sana helal kıldım dedi. Ben ona şöyle cevap verdim, sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın öyle mi? Defol ey Allah'ın düşmanı. Bunun ardından o nur parçalandı ve karanlığa dönüşerek bana şunları dedi. Bakın nur parçalanıyor. Şimdi hacklenme bozuluyor. Gördünüz mü? Bir simülasyon var. Simülasyon bozuluyor. Şuur. Şuur ne kadar önemli bir şey. Ey Abdülkadir. Benden müdahaleyi fark edip karşı duruyor anlamında değil mi? Yani o şuuren şimdi söylediği kelime tam burada şimdi o diyalog geçecek. Nasıl anladın diyecek şeytanın şimdi. Ey Abdülkadir, benden dinindeki ve ilmindeki fıkhınla, sağlam kavrayışınla ve bir de ahalde kat etmiş olduğun derecemle kurtuldun. Yoksa ben 70 kişiyi bu şekilde aldattım. Günümüzde olduğu gibi. Ona nurun şeytan olduğunu nereden anladığını sorduklarında şöyle der. Bunu onun başkalarına haram kıldığım şeyi sana helal kıldım sözünden anladım. Çünkü biliyoruz ki şeriatta Muhammed Aleyhisselam ve nesli olur ne de değişir. Bu sebeple şeytan bana senin Rabbinim dedi. Ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım demeye gücü yetmedi. Bak ne kadar şey. Şimdi böyle buna benzer bir başka şey de var. Şimdi bu da metafizik ilimlerin sırrını anlatıyor. Odunculukla hayatını kazanan bir adamı anlatıyor.
bir vakitte köyün birinde ağaca tapıyorlar. O da eline baltasını alıyor, ağacı kesmeye gidiyor böyle. İşte karşısına orada şeytan çıkıyor. Şeytan diyor ki, yani şeytanı yere indiriyor böyle, boğazına dayanıyor. Lain şeytan diyor, sen şeytansın diyor, ben seni diyor mahvederim diyor, sen niye karşıma çıktın, ben o ağacı keseceğim diyor. Şeytan da diyor ki, dur diyor, beni dinle, ben kendisine mühlet verilenlerdenim. Sen bunu yaparak bir şey elde edemezsin. Ama gel, seninle bir anlaşma yapalım. Boş ver onlar inansın, inanmasın. Ağaçtan ne istiyorsun? Ben senin yatağın altına her gün bir yastığın altına bir altın koyayım. Gel sen bu sevdadan vazgeç. Adam bunu kabul ediyor. Gidiyor yastığın altına bakıyor. Altın, doğru söyledi. İkinci gün o altına tekrar bakıyor. Yerinde yok. Tekrar baltayı kavruyor. Ağacı kesmeye gidecek. Bu sefer şeytan onu yerle yeksan ediyor. Şeytan onu altına alıyor. Boğazına dayanıyor. Şaşırdın değil mi diyor. Daha önce diyor sen beni bu şekilde diyor ezmiştin diyor. Yere indirmiştin. Şimdi ben senin üzerindeyim diyor. Nasıl oldu biliyor musun diyor. İlk başta diyor Allah'ın inancıyla Allah rızası için diyor adım attığında diyor ben değil diyor dünyadaki bütün şeytanlar gelse diyor sana zarar veremezdik diyor. Ama diyor şimdi sen artık nefsin için gidiyorsun oraya diyor. Ve bu yüzden diyor artık sen benim emrim altındasın diyor. Gördünüz mü? Bak bütün ilimlerin, bütün metafizik ilimlerin sırlarını anlatıyor bu hikayeler aslında. Günümüzde de böyle oluyor işte. Yani sen kalbinden o imanı, o hikmeti, o Kur'an'ı, ayetleri onlarla amel etmeyi. Bakmayın çok ayet konuşanlar da şirkte çoğu zaman. Amel etmek önemli. Bildiğin ile o bildiğiyle amel etmeyenlerin hali yok mu diyor Kur'an'da. Bununla amel ediyor musun? Ben şu anda amel ediyorum. Bildiğim bir şeyi aranızda hakkı savunanlar daima bulunsun diyor Allah. Bu yüzden ben Beyza Hanım'ı açmaya çalıştım. Bu yüzden sesimi duyurmaya çalıştım. Şirke düşenler olduğu için ve Beyza Hanım da beni kabul etti. Hiçbir rüya yorumcusunu özellikle dikkat ettiği halde beni kabul etti. Allah razı olsun. Ve Hepimizi. bugün ben size sesimi duyurabildim. Cümlemizi Yani inşallah. demek ki bizler insan olarak hep şunu yapıyoruz. Bir ilim öğrendiğimiz zaman, bir bilgi öğrendiğimiz zaman kendimiz bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyoruz. Halbuki Kur'an'da diyor ki yalnızca doğruluk üzere olanlar hem bu dünyada hem ahirette nimetlendirdiğim kullarımdan olacaktır diyor. Sen gayretini ver gerisi bende diyor Allah. Dayan. İşte Musa Aleyhisselam kıssasında diyor korkma. Bir inananlarsanız sizler daha üstünsünüz diyor. Ben yanınızdayım diyor. Ama gerçekten inanan ve iman eden yok. Şu anda maalesef nefsi de ayı koyuyor. Kaplan enerjisi, tetahenikte böbreğiyle konuşuyor. Hep bir aracı var değil mi? Ruhbanlık öğretileri işte bunlar. Sinan Canan önce çok güzel Hani söyledi. şu enerjisi, kaplan enerjisi bile ben onu bilmiyorum. Kimse de gücenmesin. Gerçekten kimsenin hakkına da girmek isten kimse bana Piyasadaki götü genel kurmasın. anlamda bunları Hakikaten duyuyorum. bilmiyorum. Çünkü öyle bir kullanan varsa da bilmiyorum. Samimi söylüyorum gözünüzün içine bakarak. Gerçekten biri kullanıyorsa da bilmiyorum. Kimse gücenmesin ne olur. Yo işte bunu bir tane astrolog yapmış. Benim bir arkadaşa yapıyor yazar. Sana kaplan enerjisi göndereceğim. Para sahibi olacaksın diyor. Bizim bildiğimiz para rızık kazanılarak olan bir şeydir. Yani birinin sana kaplan suretinde bir enerji göndermesi ama bunlar şirktir, tehlikelidir, içi boş şeylerdir. Ben görüyorum rüyalarda arkadaşlar. Bunu anlatıyorum. Girmeyin bunlara. Çünkü gelen kendini görevli addeden varlıklar rüyada maalesef musallata bir de onları kabul ediyorsan bir de o aman ben enerjiyim bir şey oldum diyorsan musallat kapıyorsun. Durum bu oluyor. Bir bayan arkadaşımız şimdi şöyle bir şey de var. Rüyalar hackleniyor derken zannetmeyin ki bu çok Müslüman doğru düzgün olanları insanların kurcalamıyor bu varlıklar. Herkesin kapısını çalıyor. Şu sıra herkesin kapısını. Dört arkadaşım çok iyi biliyorum. O kadar ince dikkat eder. Kul hakkına riayet eder. İşte yardım yapar. Sıma hastası çocuklara. Eşinde, ailesine çok yakından tanıdığım biri. Bir gün rüya görüyor. Diyor ki ben diyor rüyamda Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'i görüyorum bir tarafımda diyor. Şimdi analiz yapıyorum önce dinliyorum. Hazreti Ali ile Hazreti Ömer'i çok seviyor. Sürekli onlarla ilgili kitaplar okuyor. Tamam, buraya kadar güzel. Bilinçaltından bir şey var orada. Ama bakalım Rahmani mi? Bilinçaltı kaynağı girmiş. Şeytan mı karışmış mı? Diyor ki rüyayı direkt anlatayım hatta. Siz çıkarabilecek misiniz? Biz şu anda rüyadayız. Seni peygamberin çadırına götüreceğiz. Ama sakın ha kafanı kaldırma yoksa rüya biter. Peki diyor.
kollarımdan tuttular diyor, götürdüler diyor, beni diyor yere diyor çömelttiler, diz çöktürdüler diyor. Karşımda diyor hani böyle peygamberler varmış diyor. Sonra diyor asasını görüyorum, elini görüyorum diyor. Muhammed'in sultanı gelmiş diyor bana diyor. Bu peygamberimiz diyor. Bunu diyor hangi hocaya anlattıysam diyor. Öyle güzel yorumladılar, öyle güzel. Sen ne diyeceksin diyor. Şimdi ben bir dizi rüya analizi de çıkardım. Önceki rüyalarında işte içinden böyle yılan çıkarıyor. Beyaz yılan, siyah yılan çıkıyor, beyazını koyuyor falan. İllüzyon yapıyor, aldatıyor. Sanki iyi bir şey çıkmış da kötü çıkmış da iyi koymuş gibi. Yılanı çıkarıyor, yılan koyuyor. Metafizik. Kızın bir şeyi var. Nazar alıyor etrafta. Negatif enerji. Analizde onu anladım. Çok iyilik yapıyor. Saldırılara maruz kalıyor. Sonrasında bunu anlattı. Ama rüyada açık olarak şimdi arkadaşlar bir konuşma repliği gördünüz. Yani bir yönlendirme. Seninle konuşuyor. Evet. Bu rüya gibi mi? Değil mi? Değil. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer kılığında. Sonra peygamber işte geliyor orada. Peygamber figürü var. Bu rüya dinleyince dedim ki ilk başta peygamber rüyasına mı karıştılar acaba dedi. Hani bir peygamber rüyası içine hacklendiler ama orada peygamber. Ama sonra gittim peygamberin hitap şekillerini araştırdım kitaplarda. Hiçbir şekilde cariyeye seslenir gibi yok. Ey Ümmü Gülsüm, ey Allah'ın sevdiği kulu. Bak hep bu şekilde. O nasıl nida etmişse sahih rüyada o şekilde görülmesi gerekir. Ama bu Muhammed'in sultanı gelmiş. Cariye gibi diz çöktürülerek geliyor. Ve diyor ki sakın kafanı kaldırma. Rüya bozulur. Çünkü o o peygamber. Sonra ben bunu söyledim. Bir ay sonra kızın rüyasına girdiler. O doğru söyledi. O doğru söyledi. Fakat biz sen bunu anlayasın diye böyle yaptık. Biz görevlileriz. Bak. Sonra ben şimdi o zaman sor ona dedim. O dedim peygamber rüyasına dahil mi olmuş dedim. Yoksa kurguyu tamamen kendileri mi yapmış dedim. Kızın içinden konuşmaya başladı bu sefer. İç ses gibi. Tövbe estağfurullah dedi. Ben dedi falcı değilim dedi. Söyle söyle dedim ben. Kişiyi şey yapmam lazım. Bu rüyalara itibar etmemiz için öğretmem lazım. Ondan sonra dedi ki onlar kurguya dahil olmuşlar dedi. İçime öyle bir ses geldi dedi. Sonra dedi ki sen dedi işte şöyle şöyle kambur birine gözü kısık birine dikkat et. Hani bana arkadaş olmaya çalışıyorlar. Neyse telefonu kapattık. Ya ben namaz kılarken kalbim sıkıştı. Ya dedim ben rüyayı doğru yorumladım. Ben yanlış yoktu ki. Yani biraz sonra konuşuruz ya. Onlar dedim yalan söyledi. O dedim görülen rüyada peygamber değildi. Çünkü peygamber o şekilde hitap etmezdi. Açtım telefonu. Seni dedim medyum yapacaklar. Dikkat et. Nasıl dedi? Benim dedi şirke bulaşmışım yok. Benim böyle ilimlerle işim yok. Nasıl olabilir bilmem ne dedim. Hayır bunlar rüyayı giriş kapısı kullanıyorlar. Bunlar herkesin kapısını çalıyor. 13 yaşındaki kızın da kapısını çalıyor. 13 yaşında engelli bir kız çocuğu ya. Rüyalar onu kullanıyorlar çocuğu. İyileşme umudunu kullanıyorlar. Ahir zaman olduğumuz için artık rüyalarımız hackleniyor. Rüya alanımız açık. Müdahaleyiz. Şimdi arkadaş diyor ki ben diyor dua okurum, koruma yaparım. İstediğin kadar yap. Bir kere helal beslenmiyorsun. Dedoğlu aşılı. Öyle bir şey soru da vardı. O soru da vardı gerçekten. Ben ara ara sorulara da bakıyorum. O gün yediğimiz ve içtiğimizin rüyalara gün içinde tüketilen gıdaların ve günlük duyguların etkisinden de bahsedebilir misiniz diye Erdil Bey sormuştu. Hakkını teslim edelim. Bu soruyu da cevaplamış olalım. Rüya, hani dedik ya fonksiyonel bir tıp olarak bakmamız lazım. Bütün ilimlerin yani bütün artık halk ilimlerin diyelim batılı da bileceğiz. Göbek bağına göre, insana göre, fıtrata göre, bunlara göre insana bakacağız, rüyaya bakacağız. Şimdi o zaman insan dediğimiz zaman bilinç var, epifiz var, bedeni ayrı düşünmek mümkün müdür? Sağlığı ayrı düşünmek mümkün müdür? Karaciğerin hasarlı olduğunda, uyku düzeni bozduğunda karabasan etkisine daha çok maruz kalıyorsun. Çünkü manyetik alanın, frekans alanın bozuluyor. Vücudun bir otoimmün bir şey var. Frekans değeri var. Gece dinlenmek için yarattık diyor Allah. Gündüzü çalışasınız diye. Sen bu dengeyi bozdun. 2 saat, 3 saat, 2 saat, 3 saat. Bu frekans bozuldu. Beynin işte teta, delta frekanslarında böyle düştü, kaldı. Uyku, uyanıklık arasındasın. Uyuyamıyorsun. Kullanırlar o zaman. Gelirler. Bir perdeyi açtığında, bir frekans alanın, manyetik alanın bozulduğunda o zaman sen yediklerin senin manyetik alanını bozmuyor mu? Bir brokolinin, bir muzun frekans değeri
Mesela karaciğeri nedir? Herzi 345 mi? 345 herz aralığında frekans değeri olması lazım. Ama senin yediğin muzun ya da brokolinin herzi düşük. Oluyor senin de herzlerin düşüyor tabii ki. Senin de auran düşüyor. Direkt zaten açık hale geliyorsun. İşte o yüzden ne kadar Müslüman da olsan bu geçmişten günümüze de olmuş. İşte Abdülkadir Geylani'ye niye geldik mesela? Az önce yaptık dini bütün şeytanın görevi bu. Ama Allah diyor ki basit hilelerle gelir. O zaman beslenmemiz, gıdalar da buna etki ediyorsa yaşam biçimimiz, Allah'tan uzaklaşışımız, biz şuurumuzu kaybetmememiz lazım. İslami şuuru, hak inanışı. İşte bu batıl ilimler bu şuuru bozuyor. Bu yüzden çok fazla rüyalarda görevli gibi bir kişiyi işte altınlar, halılar, bir şeyler ikram ediyorlar ama hep illüzyon. Hani Yani filmlerde var ya bu kişiye cadı kendini filmlerinde. özel ve ayrıcalıklı hissettirmeye çalışıyor. Çünkü kişinin rüyasını geçit kapısı olarak kullanmaya çalışıyor. Doğru mu Kesinlikle. anladık? Mesela ben bir hocaya söyledim. Televizyon programında söyledi onu. Bir hocayla konuştuk. Rüya analizi yaptığım sırada kişinin rüya eşiği birden değişti. Yazılım değişti. Yani güzel haberci rüyalar görüyordu. Birden yüzünde sakallar, iltihaplar. Dedim ki ne yaptı bu? Bu bir şey yapmış dedim. Yani çünkü bu şekilde rüya görmüyordu. Sonra film izlediği dönemler olduğunu fark ettim o tip rüyaların. Ondan sonra ben bir ünlü hoca dedim ki yani frekans, filmlerdeki frekanslar, subliminal mesajlar rüyalarda geçiş kapısı oluşturuyor. Hani çocuklarda da oluyor ya bir algıda bozukluk, düşüncesizlik. Tabii ki bu sürekli konsantre halinde izlemesinin de etkisi var bilimsel. Ama bir de orada müzikler, subliminaller, arkada dönenler, rüya semboldü, rüya resimdi. O resmin bir frekans değeri vardı hani. Geçit kapısı oluşturuyor işte. İnanılmaz. Yani baktığınız resimde, gördüğünüz yüzde, renklerde bunlar alt belleğimizde zaten oluyor. Bir de bu işin içine yani beslenme de giriyor. Maalesef beslenme de bozuk. Ne yapacağız? Rüyalarımız hacklendi bilmem. Korkmayın. Şuur ya. Sadece benim anlattığım şeyleri işte bak Abdülkadir Geylani'nin başına gelmiş. Tevrat'ta, İncil'den örnekler yazılmış. Bu insanların da başına gelmiş bunlar. Ama ne yapmışlar? Şuur. Şuur ile baş edip yani o şuuru kazandıktan sonra bu batın şeylerle baş edebilirsin. Öteki türlü ben Abdülkadir Geylani gelemez dedim. İşte benim eşim rüyada geldi gelemez. Hayır ölü ile insan nasıl konuşur rüyada biliyor musunuz? Ben berzah rüyası örneği anlatayım. Bakın bu sahihtir. Kadim. Kadim rüya. Berzah rüyası mı dediniz? Berzah rüyası. Hani rüyada marifetname de der ki rüya berzahta görülür, ölülerle konuşulur. Hani ölülerle gördüğünüz rüyalar doğrudur derler. Ama geçmişteki insanlar için geçerli bu. Genetiği değiştirilmemiş tohumlarla beslenenler için geçerli. Dedim ya rüyalar değişti, hackleniyoruz diye. İşte burada ne oldu peki? Şimdi bir arkadaşım bu Hatay depreminde bir yakınını kaybetti. Şimdi 2 gün önce ben onu rüyamda gördüm. Ağlayıp üzüldüğünü gördüm ama arayamadım. Yani dedim hani bir şey olacak herhalde. Kendim de yormak istemedim ama arayamadım da onu. 2 gün sonra o depremin olduğu gece arkadaşını görüyor. Ondan önce de o arkadaşlarıyla geziyor rüyasında lisedeki arkadaşlarıyla. Arkadaşı geliyor. En son o lise grubunun içinden o kız çıkıyor. Ayşe çıkıyor diyelim. Ayşe geliyor. Ben gidiyorum diyor. Gitme diyor. Niye gidiyorsun diyor. Ben sana Yasin okuyacağım diyor. Şimdi diyor ki rüyanın içinde ben niye öyle diyorum acaba yani niye Yasin okuyacağım sana? Vedalaşalım diyor sarılıyorlar öpüşüyorlar o gece meğersem vefat etmiş. Şimdi Deprem. göçük altında kalmış. Dedim ki sen berzah rüyası gördün. Sahih rüya gördün. Çok üzüldü. O seninle vedalaşmış. Bakın toprağa gömülmedi daha. Hani mazlum olarak öldü. Bu kanser hastalarında da olur. Öldüklerinde vedalaşırlar. Hani rüya yoluyla gelirler. Bak sahih rüyadır. Bu kesinlikle doğrudur. Ama onun dışında Allah Allah tüm dilinde hastalarımıza rüyada şifa versin tabii ki, onu da mesela söyleyelim. tabii ay kesinlikle. Onun dışında görülenler kesinlikle düşünülmesi gerekiyor. Öyle o hanımefendi anlatmıştım ya eşim bana geliyor bana Evet. geliyor. Dedim ki sana bu şekilde düşünürsen artık şeytan gelir. Diğer rüyasında da sonra dedi ki ya hocam dedi haklı çıktınız dedi. Benimle dedi birlikte olmak için geldi dedi sonra eşim rüyamda. Görüyor musunuz bak yani algı, şuur eğer İslami açıdan olaya bakmıyorsan
bu hacklenmeleri görmüyorsan, bu oyunları, simülasyonları çözmüyorsan ve her gördüğüne itibar ediyorsan, o zaman musallat kapıyorsun. Çünkü rüyadan imanını bile istiyorlar insanların. Yani dul arkadaşlarım var mesela, erkek suretlerinde çıkıyor, bakmıyor, en sonunda şeytan geliyor, önüne kağıdı koyuyor, seninle bir anlaşma imzalayalım diyor. Gene bir dul bayan arkadaşım var, Rüyalarla Metafizik kitabını özellikle yazmamızın nedenlerinden biri, kişilerin nefsi üzerinden gelen bir varlık var. Şimdi bakın, olaya bakın, rüyalar ve metafizik niye birleştirdim? Arkadaşım koltukta uyuyor. Tamam mı? Uyurken bir çocuk da burada oturuyor. Uyku uyanıklık mı artık bilmiyorum ama rüya gördüğünü söylüyor. Diyor ki bir şey girdi diyor içeriye, yani geldi diyor. Böyle boynuzlu, siyah, sülyet, kırmızı gözlü diyor. Burnu yok diyor. Böyle, böyle tarif ederler. Bana dedi ki ben sana geldim. Sen beni her defasında reddettin. O da diyor ki sen diyor şeytansın diyor. Ben de diyor insanım diyor. İkimiz de kuluz diyor. Seninle benim aramdaki tek fark sen küfrettin diyor. Ben iman ettim diyor. Ben diyor iman ettiğim Rabbime sığınırım diyor. Benden uzaklaş diyor. Ondan sonra bir dua ediyor işte. La havle ve la kuvvete sare Allah Rabbim her neyse. Bu şekilde dua ederken o arada da çocuk anne diye sesleniyor. Onun sesini duyuyor uykuda. Ondan sonra camların rüyasında çatladığını ve o varlığın hızlıca kaçıp gittiğini görüyor. Fakat o arada gerçekte olan da bir kara gölgenin çocuk içeri girdiğini görüyor. Bakın ona anne rüya gibi geliyor. O varlık gerçekten geliyor. Gördünüz simülasyonu. Anne diyor bir şey geldi gölge yanına kadar, sonra birden senden uzaklaştı. Hızlıca çıkıp gitti. Çocuk da bunu görüyor. İşte bakın. Çocuk uyanık bu arada değil mi? Çocuk bir televizyon seyrediyor, kara bir gölge içeri giriyor. Ve onu da rüyada anne görüyor. Temiz kalp. O sırada oruç tutuyor. Eşinden boşanmış. Allah'dan iyi bir eş nasip etmesini diliyor kendisine. Ve dedim o nereden geldi dedi. Analizde görüyoruz. Erkeklerin nefsinden gelmiş. Zaten o gelen varlık da söylüyor. Ben sana geldim diyor her defa. Sen beni kabul etmedin. Şimdi İslami ölçülerde şeytanın başkalarının nefsi üzerinden okulu saptırmaya gittiğini görüyor muyuz? Anlıyor muyuz? Ve rüya diye anladığımız şeyin aslında nasıl müdahale edildiğini, nasıl onlarla konuşulduğunu anlıyor muyuz? Bunlar yaşanmış olaylar. Çok fazla. Diğer rüyada da çadıra girer rüyalarda dedim ki, hani çadıra girmişti aynı kişi gördü rüyayı. Dedim ki o dedim peygamber olamaz. Niye? Çünkü dedim yani Hazreti Ali ve Hazreti Ömer dedi tamamen bir illüzyon. Nasıl anladın dedi. Çünkü şehitler, sıddıklar aynı safta olur rüyada. Onlar sanki hizmetli gibi koluna girmişler. Hadi seni götürüyoruz. Kurguyu hatırladınız değil mi? Kurgu yorumculuğu bir rüya aslında. Evet. Böyle mi? Yani peygamberin sanki şeyleri, görevli köleleri gibi. Onu götürüyorlar, işte konuşuyorlar. Bak siz sahiplerde çıkardınız değil mi yazılım? Ne kadar basit aslında. Kurgu yorumculuğu. Biz bunu yapıyoruz. Kişi analiz ve rüyayı kurgu. Bu arada hak dostlarını ve Mevlana Hazretlerini görmeyi soran dostlarımız var. Biraz benzer bir noktaya geldiği için konu burada Dinara'ya girip bunu sormak istiyorum. Yani tabii. Çok iyi oldu. Değil de, hani bunu görenler, bu şekilde görenler, çünkü gören emindir o olduğunu bilerek, yani öyle bilerek görür en azından. Zaten bana gelip Hazreti Mevlana'yı ve hak dostlarını görmek ne demek? Herhalde bana, sıkça görüyordunuz. Yazmış. Yani, örtü diyor mesela. Şimdi biz analiz yapıyoruz demiştik. Rüyada görülme şekilleri. Bu bayan kardeşim, az önce rüyasındaki rüyasını anlattığım arkadaşın hangi duayı okuyordu? Bunlarla ilgili birçok rüya gördü çünkü. Şey dedi bana, ayet-i kürsü okuyor ama bunun yanında bir dua daha vardı. Aklıma gelmedi. Yani belli bir dua takipleri var. O her gün rutin şekilde yapıyor. Ondan sonra ona bağlı artık o duayı sürekli okuduğu için onu dinlemeye gelen bazı varlık grupları vardır ama buna metafizik hocaları hadim lütfen melek altı varlık işte melek altı. Kur'an'da olmayan bir tabir. İkimi de melek üstü. Allah Allah diyorsun yani. İnsana muhatap bir varlık. Kur'an ins ve cins bana ibadet edin diyor. Bunlar kim? Bunlar ibadet etmekle mükellef değil. Namaz kılıyormuş ama. Yani böyle saçma sapan absürtlüklerini yakaladım yani. Neyse bununla bağlanıp geliyorlar ve kendilerini görevli gibi atlediyorlar. Bunlar çok tehlikeli. Yani Mevlana bu kişiyi
Hani az önce arkadaşın rüyasında biz görevliyiz. Sen böyle anlayasın diye geldik. Bakın aleni artık arkadaşlar. Şey de yok. Öyle illüzyon falan öyle çok gerek yok. Alenen konuşma şeklinde artık rüyalar. Birebir onlarla iletişim kuruyorsunuz. Sen bunu Mevlana Hazretleri mesela bana geldi bir tanesi. Dedi ki bana dedi falanca yatır geldi dedi. Mümkün değil dedim. Dedi ki hayır hayır sen bilmiyorsun dedi o. Nasıl dedim emin oldun dedi. İşte bana namaz kılmayı emrediyor şöyle yapıyor. Bana diyor ki piri reisiniz televizyonculara haber vereceğiz. Başbakana söyleyeceğiz. Falanca tarlayı kazacağız. Orada piri reisin mezarı varmış. Böyle çıkan insanlar var ya. Dedim ki yok. O senin yanındakiler dedim. İyi şeyler değiller dedim. Belli dedim senin de aklınla oynamak istemişler. Peki dedim sen o yatıra niye gittin? Zengin olmak için diyor. Şimdi muhtemelen dua altında da zengin olmak için yatırdan istemiştir. Yani sen yatırdan mı istedin dedim. Hayır hayır diyor ama yok. Orada bir şirk var. Orada bir zenginlik güdü var ve şeytan bunu kullanıyor. Tabi burada bir kişi hak ediş oluyor o zaman. Sonra da vay efendim o tarladan pir reisin mezarı mı var? Vay efendim orada küp küp altın mı var? Böyle böyle Peki başlıyor. aynı Rüya rüya neden tekrar tekrar görülür? Şimdi bunu da gene kişiye göre anlamak lazım. Kişiye göre. Evet. Bir tamamıyla kişiler dua okudukları dualardan sevdikleri insanlar rüyada Nida gibi görebilirler. İşte Süleyman peygamberi çok seviyordur. O Nida, Süleyman aleyhisselam gerçek yüzü değildir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek yüzü değildir. Simülasyon yüz görürsünüz. Simülasyon beden görürsünüz. Bunu da bir oturtalım. 40 bin çeşit tane size peygamber rüyası anlatabilirim. Ve bunların içerisinden metafizik gruplarda renkli gözlü, siyah saçlı, beyaz tenli olduklarını çıkardım. 7 senedir artık karografi çıkardım onlarla ilgili. Ne diyorduk? İşte ikinci soru neydi? Aynı rüyayı tekrar tekrar görenler soruyor da hani neden ısrarla aynı rüya tekrar tekrar görülüyor? Birisi benim dediğim gibi rüya zinciri dediğimiz bir olay var. boşuna eşini sevmiyor. Vücudunda bir hastalık olan arkadaşım sürekli eşiyle sembolize edilen her rüyada bir eş rüyası var. Bir pis yeri temizlerken görüyor. Ben ona dedim ki rüyalarınızın başı, ortası ve sonu olur. Mühim işlerin bir gün öncesi, 3 gün ve bir hafta öncesi özel rüyalar görülür. Bir işe başladığınızda, niyet ettiğinizde onun haberci rüya sembolü gelir. O sembol hastalık eşi, yeri kazıda pislik hastalığı. İkinci rüyayı görüyor, ikinci rüyada yeni eve taşınmış. Üçüncü rüyada evi temizlemiş şeklinde görüyor. Yani bir pislik. Böyle çok affedersiniz boklar falan böyle ayıktı ama kız çok hastaydı. Ve yeni bir tedaviye giriyordu. Sonuncusunda fena erdin ama niye yanında eşi olduğunu söyledi. Ben de dedim ki ben eşim düşünmüyorum ki o eski eşimdi dedi. Yani öyle bir şeyim de yok. Dedim ki eşinle dedim aranda geçen muhabbet sana bilinçaltında hastalıkla eşleşmiş dedim. Sana hastalık veren bir duyguyu çağrıştırmış. Yani senin rüyanın üç zincirine de baktığımızda sonuncu rüyada bir temizlik var. Sen dedim bu hastalıktan ferah eriyorsun fakat tam anlamıyla geçmeyecek. Ondan sonra nitekim öyle oldu. Hastalıkla eşleşen sembol rüyada kaldı eş figürü. Çünkü tedavisini yürüttüğü hocaya ulaşamamaya başladı. %60-%70 seviye iyileşti. Vücudun komple iltihap sarmıştı o bayanın. Ona da birçok şey dediler. Atmalar dediler, işte büyüler dediler bilmem ne. Doğal tedavilerle kadın gayet bir şekilde iyi oldu yani. Nerede kaldı ata aktarım falan. Şeyi anlıyoruz. Şöyle yavaş yavaş toparlayacak da olursak. Çünkü biz yüz yüze de yayın yapacağız. Ona da konu kalsın istiyorum. Mutlaka hemen her rüyanın karşılığı aynıdır diye bakılmaması ve bu şekilde yorumlanmaması gerekiyor. Mutlaka kişinin orijinine göre, inancına göre, hatta beslenmesine göre ve bir seyrini takip etmek gerekiyor. Doğru mudur? Tabii. Yani mesela gördüğün sürekli tekrarlayan rüyadaki kişinle bilinçaltı eşleştirmesi yapacak. Bilinçaltında bir duyguya mı? Yıldız gördüm kaydı. Ne hissettin diyorum. Mesela sürekli kapılardan geçen bir dostumuz var. Sürekli kapılardan, hep rüyada kapılardan geçiyor. Tabutta kendi tabutunu taşırken görüyor sürekli. Dedim ki hayatına bakıyorum. Sıkıntılar var sürekli. Çıkamıyor bu sıkıntının içinden. Dedim ki sen kendi elinle yaptıklarının omzunda yükünü taşıyorsun dedim. Durdu. Sesi kesildi. Ben de öyle yapıyorum dedi. Ben kimseyi dinlemiyorum dedi. Her defasında hata yapıyorum dedi. Bak bitti. Yani gördün mü? Aslında o rüyayı kendi de yorumlayabilir. Yapacağı şey kendiyle ilgili bir analiz yapmak, tefekkür yapmak.
Hani burada çünkü ben sizinle ilgili çok her şeyi bilemem. Kahinlik de yapmıyorum ki. Ben sadece bu konuda peygamberlerin, Adem Aleyhisselam'ın, eski alimlerin, hatta Tevrat, Zebur, İncil, kadim ilimlerden gelen bütün şeylerin insanların nasıl yaptığına baktım. Bu şekilde yapmış. Hiçbir şey yapmamış. Bakın Tevrat'tan, İncil'de, Zebur'da anlatan Allah'tan gelen rüyaları anlamak. Sizin programda daha net anlatırız. Onlar anlatıyorlar. Hiçbir sembole bağlı kalmadık. Hiçbir kadim ritüele, hiçbir şey, sadece insanı anladık diyor. İnsanı anladık ve ona göre rüya tabir ettik. Onlar da öyle yapmışlar. Yani siz de böyle yaparsanız zaten benim amacım o. Kendi rüyalarınızı kendiniz tabir etmek. Ben burada işte tabirciyim, yorumluyorum. Öyle bir şey yok. Sen kendini benden daha iyi bilirsin. Vücut da öyledir ya, hani doktora gidiyorsun, sen kendinin doktoru ol diyorlar ya. Ama hocam işte bunu yedim, bu bana alerji yaptı. O zaman onu yememen lazım diyor mesela. Kendinin doktoru olman gerekiyor. Zaten o yüzden sen görüyorsun o rüyayı. O yüzden o sana değil. Üçüncü kitap da geliyor dediniz değil mi? Evet, ilk kitabımı göstereyim. Bu rüyalar ve sırları. Rüya nedir? Nasıl yorumlamak gerekir? Rüyaya ait bugüne kadar anlamadıklarımız. Onu anlatıyor. Bu da ikinci tamamlayışımız. Rüyalar ve metafizik ilmini birleştiriyoruz. Bu kesinlikle olmazsa olmaz. Metafizik ilimsiz bir rüya olmaz. O zaman Abdülkadir Geylani zannedersin geleni, Mevlana zannedersin. Ve sen buna inandığın için bir hak ediş alırsın. Çünkü o inandığın rüya seni bir yöne doğru sevk edecek. Ve yanlış sevk yapmaya başlıyor bu sefer. Bilinçaltı, şuuraltı yapılan ilimler, yani şuur bozmaya yönelik, şirke yönelik ve gerçekten diyorlar ki rüyada en son çıkıyorlar. Bak burada diyorlar, peygamber yanımda. Bak bizim elimizde İncil var. Kişi de koca bu. Metafizik hocası. Kur'an tutuyor böyle elinde. Ama diyor, yani neden diyor peygamber sizin yanınızda diyor. O yanlış yol, buraya gel diyorlar. Bakın imanını bile almaya kadar gidiyor bu iş. Ama kişi akıl sahibi çıkıyor. Kur'an yolunu tercih ediyor. Bana soruyor, bu rüyanın anlamı ne? Yani ben niye böyle gördüm? Peygamber niye oradaydı? Niye saçı sakalı karışıktı? Kafayı kurcalamaya çalışıyor. Evet. Peygamber rüyada görüldüğü zaman gerçekten görülmüş gibidir diyor ya. Ben de diyorum ki evet, ama gerçek suretini bilen var mı? Onun ancak gerçek suretini gördüğünüz zaman, şeytan onun gerçek suretine giremez. Sen ben giremez. Biliyor muyuz onu? Evet. Ben de şunu onu söyleyecektim. Hani böyle bilirse şeytan onun suretine, Peygamber Efendimiz'in suretine giremez diye biliyoruz. Ama ben Beyza Hanım'ı görmedim. Gülşen Hanım çıkar, ben Beyza'yım der. O senin suretinde kendimi tanıtırım. Çünkü Beyza Hanım'ı gören yok. Ben Beyza'yım dedikten sonra. Burada da bir kelime oyunu yapıyor. O yüzden değil mi ya, bizler temelleri, İslami temelleri iyi bilmemiz gerekiyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Hilelere kanmamamız gerekiyor. Peki. Kişinin inanç noktasındaki eksikliği de burada devreye giriyor. İmanla ilgili tamamlaması gereken alan diyelim. Bu da etki ediyor. En başta söylediği gibi Gülşen Hanım'ın buna da şuur, Beyza'nın illüzyonu kırıyor rüyada. Mesela ben büyülenmiş bir arkadaş sürekli diyor ki ben özel görevlilerim var. Hani hep bunu söylüyorlar ya, görevliler, koruma. Bunlar çok yanlış. İslami hocalar da yapıyor bunu. Çok yanlış, çok hatalı, şirk. Bizler Allah'ın korunmasına sığınırız. Başka şeylerin korunmasına değil. Hadimlere, hüddamlara değil. Bu o kadar tehlikeli bir şey ki bunlara sığınılmamasını, bu illüzyonu, mesela büyülü bir insan bana geliyor. Ben bunu anlatıyorum. Rüyasının şeytani olduğunu, rahmani olmadığını. Kişi bu bilinçle rüyaya girdiği zaman bir dahakine inanmıyor onlara. Önceden diyor ki beni suya atıyorlardı diyor, beni bir yere götürüyorlardı diyor. Artık ben inanmamaya başladım. Onların illüzyonu, ya da bana işte Hazreti İsa kılığında, Meryem Aleyhisselam, işte Meryem Aleyhisselam kılığında geliyor vesaire. Artık ben bunun bu olmadığını bilince gerçek suretlerini görmeye başladım diyor. Sıçan gibi, fare gibi, tüylü gibi böyle anlatıyorlar. Ama gene illüzyon devam ediyor. Gene kandırma devam ediyor. Gene tarihi olayların içine götürüyorlar. Bu sefer önceki hayatından şuydum, sonraki hayatında bu olacaksın. Böyle bu illüzyonlara giriyorlar. Yani doğru bilginin yanında yanlış bilgi de veriyorlar. Gene şuurla oynamaya çalışıyorlar. Yine diyorum, bilgi eksikliği, bilgi eksikliği. Ben Kur'an'dan tekrar o ayetlerin açıklığını, o götürdükleri yere reenkarnasyonun olmadığını, bunların yanlış olduğunu söyleyince bu sefer kaçmaya başlıyorlar ondan. İllüzyon kopuyor. Bu sefer gerçek suretin vücuduna ağırlık vermeye çalışıyor. Demek ki biz giriş kapısını, birincisi beynimiz, yani rüyalar. Bu tarafı, evet. İkincisi
midemiz, vücudumuza aldıklarımız, dördüncüsü imamız, Kalbimiz. kalbimiz. Bunları, bu üç kalkanı lütfen muhafaza edelim. Edersek şuurumuz, zaten mideden geçen şuuru da bozuyor, düşünmeyi de etkiliyor biliyorsunuz. Bunları yaparsak hiçbir problem yok. Dini İslam burada, kitap burada, her şey açık seçik. Biraz okursak zaten benim anladığım kadarıyla benim ezberim bile yok. Çok böyle aklımda çok böyle uzun şeyler de tutamam ve doğaçlama yaparım o yüzden. Benim anladığım kadar, benim ortalama zeka seviyem hiçbirinizden zaten yüksek değil. Eminim bu izleyici kardeşlerimiz de anlayacaklardır. Birazcık düşünce yeter sadece. Çok güzel sorular da geldi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz yüz yüze yayın yapacağımız için inşallah öyle niyetlendik, tarihte belirledik. İnşallah nasip olur yaparız. O soruları o yayında sormak için devamını şimdi kaydedeceğim. Tabii Diğer rüyalar ve telefonlarda. resimlerini, mesela resmettirdiğim rüyaları getireceğim Allah izin verirse inşallah İnşallah. programınıza. Yabancı kaynaklardan resmedilenler, Tevrat'tan, Zebur'dan resme dönüştürülenler ve rüya ile ilgili şema ve tablolarım var. Rüyaların görülme sıklıkları ve görülme kareografileriyle ilgili bir takım şemalarım var. Onlarla geleceğim inşallah. Farklı bir yayın bekleyecek onları izlerlerse Allah'ın izniyle. Her rüyalarının kağıda döküyorlar. Ha, bu zor bir şey ama çok iyi, ilginç bir şey. Normalde rüyaları kaydetmeye çalışırız. Çoğu zaman ben üşenirim zaten kalkıp yazmaya ama aslında yazmak lazım. Şema çıkardım. Yani görülme şeylerini, kareografileri, resimleri çıkardım. Bir de o kareografilerin görülme şemalarını çıkardım. İşte az önce dedim ya mesela, mesela kader çizgileri çıkardım rüyada. Sekteleri çıkardım. Şemada işte rüyanın görülme evrelerini anlat. Geçmiş rüyası ve günümüz rüyasını birleşik görmüş mesela. Tabloda onu gösterdim. Hem günümüzü hem gelecekten haberi görmüş. Fakat tabloda bir kırılmalar oluyor. Rüyanın sekteye uğradıkları noktaları gösteriyor. İşte kesinlik bildiren rüyalar, olasılık anlatan rüyalar. Bunlar rüya ilminin temellerine ait bir takım şemalar yani. İnşallah ilk defa görecekler. Güzel İnşallah, işler inşallah. diyorum. Şöyle bir yandan diğer telefondan soruların ekran görüntüsünü aldım. Çok teşekkürler. Gerçekten bu bir ilkti. İnşallah yüz yüzeyinde çok daha detaylı ve gelen soruları da sizin söylediğiniz gibi kağıda resmedilmiş rüya örnekleriyle bir çekim yapacağız. Bundan sonrası gelecektir inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok samimi bir anlatım oldu. Rüya analisti ve metafizik araştırmacı Gülşen Karagöz. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Kitaplarınızın da devamını diliyoruz yayınlarında. Rüyalar Söylediğim ve gibi çok geliyor. samimi bir dille anlattığınız için çok anlaşılır oldu. Rüya aleminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık bu Ahir vesileyle. zaman ilmidir rüya Evet. ilmi. Özellikle ahir zaman insanının bilmesi gerekiyor. Yani Kur'an'da geçen hiçbir ilim, hiçbir şey ya da hiçbir kimse başı boş değil ya, ve boşuna değil, sebepsiz değil. Rüyayı bildiğiniz zaman Allah'ın sebeplerini biliyorsunuz. Evet. Birimiz bir damla sudan kainata alem getirir. Sen bu ilimleri anlamak istiyorsan bütün ilimleri içine alan rüya ilmini bil. Orada görürsün bütün hileleri, orada anlarsın o ilim Kesinlikle. şerli mi, hayırlı Ön mı? görüşmede söylediğiniz gibi Fatih Çıtlak hocamın da bir kez daha selam olsun. Gönülden selamlıyorum. Sevgiler Selam. gönderiyorum hocama. Hatırlattığı gibi peygamberlerle rüyaların ilişkisi hatırlanınca hani göz önünde bulundurulması gereken bir alan çünkü hatırlanırsa ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. O yüzden önemli bir konu başlıyor benim için. Sınırlı bir alan yani kırmızı çizgili bir alan bu alan. Yayıncı olarak çok teşekkürler layıkıyla anlattığınız için. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Elinize Bana sebep nişan. oldunuz. Ben de Estağfurullah. bildiklerimi ulaştırayım. İnşallah Fatih Çıtlak hocamdan da bir olur alırım, onay alırım. Çok sevinirim. Yani biz çıkarken de yayına dua ettim. Doğrulukla girip doğrulukla çıkmayı nasip et Allah'ım diye. Bir kusurumuz olduysa, bir yanlış olduysa affola inşallah. Estağfurullah. Onlar düzelsinler. Gerçekten Biz de düzeltelim diyelim. inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Estağfurullah. Hayırlı geceler dilerim. Hayırlı geceler. Çok teşekkürler.